Merhabalar sevgili izleyiciler. Lider Haber ekranlarında Digiturk 51. kanalda. Bugün yine Neslihan Çelik Alkoçlar'la canlı haberde sizlerle birlikteyiz. Stüdyomuzda yine ikinci bölümde değerli bir konuğumuz da olacak. Biz birinci bölümde haberleri irdelerken ve sizler için yorumlarken ikinci bölümde TÜGİAD Genel Başkanı Sayın Nilüfer Çevikel bizlerle birlikte olacak. Hem ekonomik değerlendirmeleri hem de işveren açısından son dönemdeki gelişmeleri birlikte gündeme alıp tartışıyor, konuşuyor olacağız. Hemen Neslihan Çelik Alkoçlar'la canlı haberde ilk haberimizle yayına başlayalım. İlk haberimiz Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu ve özellikle en düşük memur maaşının 5500 lira olduğunu ifade ederken aynı zamanda en düşük emekli maaşının 5500 lira olduğunu açıklarken asgari ücret destek miktarını da 400 liraya yükselttiklerini ifade etti. Konuya ilişkin bir haberimiz var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Geçtiğimiz 20 yılda yaptıklarımızı sadece bir besmele, bir girizgah kabul ediyoruz. Gençlerimize Türkiye yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürüyebilecekleri bir ülke bırakmanın peşindeyiz. Bunun için kendi adımıza, gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimizden 2023'te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan zam oranının %25'ten %30'a yükseldiğini de açıkladı. Buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı Ocak ayı maaş artışlarının %30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz. Ayrıca en düşük emekli maaşı tutarını da 3500 liradan 5500 liraya çıkartıyorum. Bunların yılın ilk 6 ayına ait zamlar olduğunu, yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum. Erdoğan başörtüsüne, anayasal güvence konusuna da değindi. Şayet bu teklif Meclis Genel Kurulu'nda 400'ün üzerinde bir oyla kabul edilirse biz önümüze gelen değişikliği onaylar ve yürürlüğe sokarız. Ama bu teklif 400'ün altında ve 360'ın üzerinde bir oy sayısıyla meclisten çıkarsa zaten anayasa gereği halk oylamasına götürmemiz gerekiyor. Böyle bir tablo oluşması halinde ise milletimizin hakemliğine gitmekten çekinmeyiz. Bu hususta... Evet sevgili izleyiciler, Erdoğan memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan zam oranının %25'ten %30'a çıkardıklarını, en düşük emekli maaşında 5500 lira olduğunu tekrar ifade etmiş oldu. Ayrıca bir kez daha altını çizelim ki asgari ücret destek miktarı önce 100 liradan 250 liraya çıkartılmıştı. Şimdi de asgari ücret desteği 400 liraya çıkarak bu kararı duyurdular. Küçük bir bilgi vermek gerekirse de aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9105 liradan 11.848 liraya, en düşük emekli memur emekli aylığı da 6.078 liradan 7.901 liraya çıkartıldı sevgili izleyiciler. Evet, sırada Sayın Soylu'nun 2022 yıl değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamalar ve terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmeler var. Haberimizi izliyoruz. Çok değerli basın mensupları, hoş geldiniz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlıkta düzenlenen 2022 yılı değerlendirme toplantısına katıldı. Değerlendirme toplantısını. Terör örgütlerinin 2022'de kırsal alanda ablukaya alındığına dikkat çeken Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından toplam 148.301 operasyon yapıldığını aktardı. Soylu bu operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili bilgileri de paylaştı. 2022 yılı içerisinde aralarında İçişleri Bakanlığı terörden arananlar kategorilerinden ikisi kırmızı, dördü mavi, beşi yeşil, 19'u turuncu,
27'si gri ve 30'u liste dışı olmak üzere toplam 87 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu çeşitli terör örgütlerine mensup 1220 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 107'si ölü, 974'ü sağ yaralı, 139'u ise teslim şeklindedir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 97'si PKK-KCK, 294'ü DAEŞ, 19'u ise sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatı olduğu tespit edilen 29.751 kişi, FETÖ-PDE 17.805, PKK-KCK 8.410, DAEŞ 2.820, Sol 716 gözaltına alınmıştır. 2022 yılında 125 PKK'lı örgüt mensubu ikna çalışmaları sonucu örgütten koparılmış ve adalete teslim edilmiştir. Örgüte katılım bu yıl 57 kişi olarak gerçekleşmiştir. Soylu yurt içindeki terörist sayısını da açıkladı. Yurt içi terörist sayısı 120'nin altına inmiştir. Aslında 120'nin çok altında. Fakat arkadaşlarımız son değerlendirmelerini gerçekleştiriyorlar. O sayıyı da... Evet, terörle mücadele İçişleri Bakanlığı, MİT Teşkilatı ve tüm örgütler tarafından hızlı yürütülüyor. Gerçekten bu konuda Türk askeri, Türk savunma sanayi, Türk savunma güçleri, Milli Savunma Teşkilatı çok ciddi bir savaş veriyor. Çok ciddi bir direniş içerisinde ve biz de yaptıklarının arkasındayız ve destekliyoruz sonuna kadar. Türkiye'de terörle mücadelede gelinen nokta çok ciddi şekilde konuşulacak ve tartışılacak düzeyde. Dolayısıyla tüm askerlerimize ve bakanlığımıza çok teşekkürler ediyoruz bu ekranlardan da. Evet sevgili izleyiciler, bugün yapılan genişletilmiş AK Parti il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti mobil uygulamasını tanıttı. Aslında bu toplantıda uzun uzun farklı gündemlere ilişkin değerlendirmeler de yaptı ama biz öncelikle AK Parti mobil uygulamasının tanıtımına ilişkin haberine dikkate alıyoruz. AK Parti özellikle şu andaki başlığıyla AK Parti'm mobil uygulamasının da devreye girmesiyle inşallah teşkilat faaliyetlerimizi daha etkin, hızlı ve verimli bir şekilde yürütebileceğiz. Bu uygulama sayesinde inşallah teşkilat mensuplarımız kendi aralarındaki iletişimi geliştirerek koordinasyonu güçlendireceğiz. Genel merkez ile taşra birimlerimizin karşılıklı veri akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlayacak bu uygulama özellikle sahadaki çalışmalarımızı rahatlatacaktır. Sistem teşkilat mensuplarımızın kendi aralarındaki iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırma yanında vatandaşlarımızın sorularını en doğru bilgiyle cevaplandırabilme imkanı da verecektir. AK Parti'm mobil uygulama ve dijital platformunun bilhassa kritik bir seçim arefesinde partimizin saha hakimiyetini korumasına ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığımızı geliştirdiği ve uygulamaya geçirdiği bu güzel proje için bir kez daha tebrik ediyorum. Her alanda ve konuda olduğu gibi siyasette dijitalleşmenin öncüsü de AK Parti'dir. Buradan teşkilatımızın tüm mensuplarını AK Parti'm mobil uygulama ve dijital platformunu aktif bir şekilde kullanmaya davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, AK Parti olarak kuruluşumuzdan bu yana geçen sürede milletimizle hep yakın iletişim halinde olduk. Diğer partiler vatandaşı sadece seçimden seçime hatırlarken biz günün 24 saati, yılın 365 günü insanımızın kapısını çaldık, hal ve hatırını sorduk. Altılı masanın bileşenleri ve bileşmek isteyip bileşemeyenleri ziyaret namına
kendi genel merkezleri arasında mekik dokurken biz her hafta bir ilimizde vatandaşlarımızla kucaklaşıyor, hasbihal ediyoruz. Onlar vizyon ve proje olarak vatandaşın karşısına sadece boş lafla, sosyal medya şovlarıyla çıkarken biz yeni müjdelerle hizmet yolculuğumuzu kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Pazartesi günü 254,2 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamını açıkladık. Salı günü sözleşmeliden kadroya geçen yaklaşık 500 bin kardeşimizin sevincine ortak olduk. Dünkü grup toplantımızda memur ve emekli maaşlarına yaptığımız yeni zam oranlarını tüm memurumuzla, emeklimizle, halkımızla paylaştık. Aynı gün orta gelir grubuna yönelik yeni evim kampanyasının detayları açıklandı. Yarın Ziraat Bankamızın düzenleyeceği programda çiftçilerimizle ve gıda sanayicilerimizle bir araya geleceğiz. Cumartesi günü Antalya'ya gidecek Antalyalı kardeşlerimizin misafiri olacağız. Bir taraftan sel afetiyle karşı karşıya kalan Kumluca'yı ziyaret edeceğiz. Ardından Manavgat'ı ziyaret edeceğiz ve orada da hanım kardeşlerimizle ayrıca bir toplantıyı gerçekleştireceğiz. Ertesi gün üniversiteli Ak Gençlik'le buluşacağız. Yani birileri kavgadan, gürültüden başlarını kaldıramazken biz kara, kışa, soğuğa, yağmura aldırmadan 85 milyonun her bir ferdine ulaşıyoruz. Kapısı çalınmadık kimse bırakmama. Bu anlayışla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Her geçen gün AK Parti ve Cumhur İttifakı ile altılı masa denilen derme çatma yapı arasındaki derin vizyon farkı ortaya çıkıyor. İnsanımız daha kendi iç meselelerini bile çözmekten aciz bu ekipten hiçbir fayda gelmeyeceğini çok iyi görüyor. Bilhassa gençlerimiz sadece hizmet ve icraat olarak değil, teknolojiyi takip etme, teknolojiden faydalanma, yeni teknolojiyi kullanma noktasında da bunların umutsuz vaka olduğunu anlamıştır. Vizyon toplantılarına gelmeye tenezzül dahi etmeyen yabancı ekonomi komiseriyle görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sananlar aslında teknoloji özürlü olduklarını ortaya koymuşlardır. Hele hele 25-30 yıl öncesinin teknolojisini İnsanımız teknoloji görsün diye millete yutturmaya çalışmak kibrin ve cehaletin dik alasıdır. Dünyaya ve kendi insanına böyle çarpık bakan bir zihniyetin milli teknoloji hamlemizi yani TOG'u, Kızıl Elma'yı, Anka'yı, Atak'ı, Gökbey'i, milli muharip uçağımızı, Milgem projemizi idrak...
başlayacak olan başvuruların süreçleri nasıl işleyecek? Önce haberimizi izliyoruz, sonra detaylarla sizlerle beraberiz. İlk kez ev sahibi olmak isteyen orta gelirli kişiler için yeni konut finansman modeliyle Yeni Evim kampanyası 81 ilde başlıyor. 0,69'dan başlayan vade farkıyla 15 yıl vadeli şekilde %10 peşinat ve ilk 3 yıl ödeme kolaylığı sağlanacak. Taksit oranları ise hiçbir zaman hane gelirinin %40'ını geçmeyecek. Şu anda 1,20 ile aynı şartlarda bir ev almaya kalkanın ödediği miktar 1 milyon lira için 2 milyon 445 bin lira. Bizim bugün ortaya koymuş olduğumuz bu kampanyayla toplamda 1 milyon 909 bin lira para ödemiş olacak. Ve eve çok rahat bir şekilde girecek. Projenin detaylarını anlatan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati kampanya şartlarını açıkladı. 5 yıl konut satılmayacak olayım. Şimdi hane halkından eşlerden birisinin konutu varsa gene olmaz. Yani hanımefendinin konutu varsa eşi veya eşinin bir konutu varsa hanımefendinin bir ikinci konut alma şansı yok. Gene İstanbul için söylüyorum, bir ve ikinci bölge için söylüyorum. Konut sahipliği o ilde en az bir yıldır ikamet etme zorunluluğunu koyuyoruz. Yani herhangi bir ildeki yatırım amacıyla gelip İstanbul'dan bir konut alma peşine düşmesin. Kampanyayla ilk etapta 100 bin aile tamamı sıfır olacak yeni yuvalarına kavuşacak. Bu kampanyamızla birlikte ilk etapta 100 bin ailemizi inşallah çok kısa bir zaman içerisinde ev sahibi yapmayı hedefliyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başvurular hakkında bilgi verdi. Konut almak isteyen vatandaşlarımız kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankalarımızın şubelerine başvuru yapacaklar. Bankalarımız da uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek ve satın alma süreci de böylelikle başlayacak. Peki vatandaşlarımız hangi projelerden faydalanacak? Vatandaşlarımız Türkiye'nin her yerindeki bitmiş projelerden faydalanabilecekler. Başta gayrimenkul sektörü olmak üzere 250 farklı sektöründe çarklarının hızlanmaya başlayacağı öngörülen proje 16 Ocak'ta başlayacak. Evet sevgili izleyiciler, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir süredir üzerinde çalışılan ve son şekli verilen yeni konut finansman modeliyle Yeni Evim kampanyasının detaylarını sizlerin de izlediğiniz gibi açıkladılar. Bu noktada özellikle başlangıçta bir ilk evim ilk iş yerim projesiyle 5 yılda 500 bin konutluk bir model oluştururken bu yeni projeyle de 1 milyon konut amaçlı arsa sunmak ve ayrıca diğer detaylar bilgilendirildi. Nebati sizin de izlediğiniz gibi aynı zamanda Türkiye'yi 3 bölgeye ayırdıklarını ve 1. 2. ve 3. bölge kapsamında farklı fiyat aralıklarıyla kredilendirme ve ev satın alma yapılabileceğinin bilgisini verdi. Örneğin İstanbul 1. bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge ve diğer illerin tamamı 3. bölge olarak belirlendi. Bu program çerçevesinde belirlenecek finansman tutarları da İstanbul'da en çok 5 milyon, ikinci bölgedeki illerde en fazla 3 milyon, diğer 3. bölgedeki illerde de en fazla 2 milyon olarak belirlendi. Sağlanacak finansmanda verilecek krediler 0,69'dan başlayacak olan kredi faizleriyle verilecek ve tüm bölgelerde asgari peşinat tutarı %10 olarak belirlendi sevgili izleyiciler. Ve bu ortalama azami bir süreçte 15 yıllık bir süreç gibi bir mortgage sistemine de ipotek sistemine girilmiş oldu. Detayları her geçen gün daha fazla ortaya çıkıyor ama bunun da örneğin inşaatın temeli atılmadan konut kredisi kullanma imkanı olacak. Aynı zamanda bu noktada kampanya içinde fırsatçılığa izin vermemek için pek çok detay sağlanacak. Evi zaten olan, ailede konutu olan kişilerin bu imkanlardan faydalanmayacağı, herkesin ilk evim olması ve üzerinde kayıtlı hiçbir arsa ya da bina olmaması çok önemli. Ve çünkü bu evlerde aynı zamanda bir yıl boyunca aynı ikametgahta bulunmak ve bu ikametgahın değişmemesi gibi farklı
altyapı detayları da var ki dediğimiz gibi bir fırsatçılığa sebep olmamak için. Ve yaklaşık 250 sektörün çarklarını çevirmeye hazırlanan bu yeni çalışmada 16 Ocak itibariyle başvuruların açılacağının bilgisini şimdiden verebiliriz. Evet sevgili izleyiciler, yine bugün genişletilmiş il başkanları toplantısında Sayın Erdoğan partililere konuşurken pek çok açıklama yaptı az önce de ifade ettiğimiz gibi. Ve bu noktada herkesi şaşırtan bir video yayınladı. O da özellikle öyle bir yarışa gireriz ki onlarla bizi yakalayamazlar dediği videoda yapamazlar, neyi yapamazlar dediyse hepsini yaptık diyerek de bir vurgu yaptı. Ama bakın buradan iddia ediyorum Sayın Erdoğan onu açamaz. Ama bakın buradan iddia ediyorum Sayın Erdoğan onu açamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ibadete açan kararı imzaladı. Tam 350 bin kişi Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazında yan yana saf durdu. Lan yaptığın bir tane helikopter ya da bir tane uçak. Yani uçak dediğim de küçük bir şey. Bunlar planör, oyuncak uçak gibi düşünün. Vizyona bakın, gözlerim yaşaldı. İkinci yüzyıl vizyonlu. Tank, top, SİHA, İHA. Oyuncak uçak. Bak. Erdoğan ve iktidarı Türkiye'nin bugüne kadar hiçbir sorununu çözmedi. Ocak ayında EYT'yi çözüyorlar. Onlar tam anlamıyla çözemez. Hiçbir sorununu çözmedi. Çözemez. Bunlar çözemezler. EYT'de yaş düğümü çözüldü. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır. Ya bu Karadeniz gazı beni çok güldürüyor. Fıkra gibi değil mi? Fıkra gibi ne yapayım yani? Olup olmadığı henüz belli olmayan bir doğalgazla Türkiye modern, medeni, çağdaş, zengin bir ülke olma hayalini yaşıyor. Diyelim ki var bu kaynak. O kaynak Türkiye'ye kalkınma getirir mi sorusunun yanıtı hayır olduğu için endişeliyiz zaten. Biz önümüzdeki yıl yani seçimlerden sonra doğal gazı artık sunacağız diyor. Bu yalana gerçekten inanan var. Sayın Erdoğan'ın müjdesi maalesef fiyasko çıktı. Yani olmadı. Bu yalana gerçekten inanan var mı? Yani olmadı. Daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz Çaycuma 1'deki yeni keşfimizle birlikte toplamda 710 milyar metreküp'e ulaştı. Yerli doğalgazımızı 2023'te milletimizin hizmetine sunmak için şu anda gece gündüz çalışıyoruz. 60 bin kişilik cami bir kere doldursunlar ellerini öper. Bir kere. Yapımı 6 yıl süren Çamlıca Camii'nde çalışmalar tamamlandı. Bu sabah ilk ezanın okunmasıyla ibadete açıldı. Türkiye'nin en büyük camii ihtişamıyla, manzarasıyla büyüledi. Binlerce kişi ziyaret için akın etti. Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Türkiye yerli otomobili yapma şansı yok. Üretip piyasaya sürecekmişiz. Neticede ortaya ciddi hiçbir şey konmadı. Konamaz. Otomobil üreteceğiz diyorlar. Nerede kaldı? Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Yapma şansı yok. Konamaz. Nerede kaldı bu? Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrim otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler. Bize yapamazsın, edemezsin, başaramazsın dedikleri ne varsa hepsini de yapabiliyoruz. Biz yaparız. Onlar konuşur. Aramızdaki fark yok. Biz yaparız, onlar konuşur. Yapamazsınız dediklerin ne varsa hepsini yaptık dedi Sayın Erdoğan. Ve gerçekten de Türkiye'de
Kötü komşu insanı nasıl ev sahibi yaparsa kötü muhalefet de insanı yatırım sahibi yapıyor. Çünkü hemen bir solukta aklımıza geliveren doğalgaz, EYT, asgari ücret, Ayasofya, Çamlıca Camii, terör teknolojisi, savaş cihazları, SİHA'lar, uçaklar, Kızıl Elma, TOG, şehir hastaneleri, köprüler, Osman Gazi 18 Mart Köprüsü deyince aslında bu kadar yıldır muhalefetin üzerinde durarak ve ısrarla ve altını çizerek o yapılamaz, icra edilemez, ortaya konamaz, sonuçlanamaz dediği her ne varsa, her ne kadar iddia ve yatırım varsa hepsinin bugün artık hayata geçmiş olması, hepsinin bugün üzerinde söylenmiş söz olarak önümüzde durması maalesef gerçekten de AK Parti'nin ortaya koyduğu başarıların sonucudur. Ancak farkındaysanız bu açıklamalarda 60 bin kişi olursa elini öperim, bunu yaparsa şunu yaparım denen hiçbir hareketin yapılmadığı ve aslında onların verdikleri, muhalefetin verdiği hiçbir sözü tutmadığı da açıkçası gözden kaçmıyor. Evet, daha pek çok güzel etki, güzel çalışma, güzel yatırımın eşiğindeyiz. Çünkü Türkiye yüzyılı olan, özellikle Cumhuriyetimizin de 100. yılında çok daha fazla gelişme, çok daha fazla teknoloji ve dünyadaki her türlü ilerleyen olumsuzluğa rağmen güzel şeyler bizi bekliyor olacak. Cumhuriyetin yüzyılı hem Türkiye yüzyılı olmakta kalmayacak, Türklerin de yüzyılı olacak inşallah. Türklerin de yılı olacak inşallah. Çünkü bu noktada devrettiğimiz gücü, devrettiğimiz teknolojiyi gençlerimiz arkadan o kadar kıymetli ve o kadar büyüterek getiriyorlar ki onların yaptıklarını görmezden gelmek asla ve asla kabul edilebilir değil sevgili izleyiciler. Neslihan Çelik Alkoçlar'la canlı haber devam ediyor. Ve sırada özel okul fiyatlarına enflasyon ayarı haberimiz var. İzleyelim, sonra üzerinde detayları konuşalım. Gelsene gel. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Özel eğitim kurumlarının sorunları ile ilgili kapsamlı yıl 2023 yılı başlangıç değerlendirmesini nihayetlendirdik. Bu değerlendirmemizde sadece 2023 yılındaki ücretleri değil, aynı zamanda özel üretim kurumlarının kalitesinin artması, hizmetiyle ilgili ihtiyaç çocuklara destekleriyle ilgili bakanlık olarak neler yapabiliriz, onları da kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Ben öncelikle davetimize hem geçen hafta hem de bu hafta gelen özel üretim kurumları temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yıllardan beri fedakar bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ülkemizin çocuklarına eğitim hizmeti sunup insan kaynağının niteliğini artırmada gerçekten çok büyük bir sorumluluk yükleniyorlar. Kendilerine müteşekkiriz. Tüm öğrencilerimiz ve tüm velilerimiz adına. Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı ÜFE ve TÜFE oranlarını Ocak ayında açıklanan oranlara dikkate alarak bir sonraki eğitim öğretim yılındaki özel üretim kurumlarının ücretini belirliyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sene bir değişikliğe gidiyoruz. Üretici fiyat endeksinden ziyade tüketici fiyat endeksini baz alacak şekilde 2023 yılı fiyatını belirleme kararı aldık. Hem 2023 yılındaki enflasyon beklentisinin düşük olması hem de velilerimizin bu süreçte desteklenmesi bağlamında Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 fiyatlarının %65 olarak belirlenmesi kararını aldık. Özel üretim kurumları yöneticileriyle de temsilcileriyle de bu oranı konuştuk, tartıştık. Öncelikle şunu belirtmem lazım. Buradaki arkadaşların tamamı bu fiyatın yetersiz olduğu ile ilgili kanaatlerini bize ifade ettiler. Ben bu özgür bir şekilde bu görüşlerini bizlerle paylaştıkları için kendilerine müteşekkirim. Ama biz hem hükümet olarak hem Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 yılındaki enflasyon beklentilerini ve tüketici fiyat endeksini dikkate alarak yeni fiyatı belirleme kararı aldık. Hem de velilerimizi destekleme anlamında da böyle bir kararı aldık ve bu kararı yarından itibaren uygulamaya inşallah sokmuş olacağız. Yeni almış olduğumuz kararın tüm öğrencilerimize, özel öğretim kurumlarındaki velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yine sektör temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu zorlukları da her ne kadar sektör temsilcileri bu artış oranını kabul etmeseler de yeni uygulamanın getirmiş olduğu zorluklarda inşallah hem bakanlık hem de özel öğretim kurumları birbirine destek olarak inşallah birlikte aşacağız. Yeni fiyatın hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Evet, teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, dünden beri açıklanan %65 oranındaki özel eğitim kurumlarının 2023 yılında yapılacak özellikle TEF ve TÜFE'yi dikkate alarak yapılan zam oranı bir tartışma da yaratmada değil. Çünkü bu noktada hem özel eğitim kurumları hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de veliler aslında bu sonucun nasıl uygulanacağı ve nasıl denetleneceğine ilişkinde bir tartışma başlattılar. Çünkü 2023 kurumda yılında özel eğitim kurumlarının ve enflasyon beklentisi sonrasında öncelikle ortaya koydukları fiyatlar çok daha yüksekti, çok daha farklıydı. Ama tekrar söyleyelim, bu noktadaki denetimin de düzenli yapılması ve bu konuda öğrenci velilerinin de mağdur edilmemesi, elbette ki okul sahiplerinin de mağdur edilmemesi önemli bir ayrıntı. Sıradaki haberimiz, bugün Altılı Masa 10. toplantısını yapacak ve bu toplantı saat 15 gibi başladı. Toplantıya ilişkin bir videomuz var. Sevgili izleyiciler, Altılı Masa'nın 10. toplantısı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde başladı bugün. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan oluşan Altılı Masa 10. kez bugün bir araya geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde bir araya gelen Altılı Masa'nın gündeminde hükümet sistemi olduğu öğrenildi. Bu toplantıdan bir Cumhurbaşkanı adayı çıkacak mı? Bu toplantıdan özellikle EYT, memura ve işçiye yapılan zamlar, asgari ücret gibi zamlara ilişkin bir değerlendirme çıkacak mı? Hepsini sonunda göreceğiz ve değerlendirmeleri alacağız sevgili izleyiciler. Sevgili izleyiciler, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ev sahipliğinde yapılan Altılı Masa toplantısından henüz bir bilgi gelmedi. Toplantıda hükümet sisteminin konuşulacağı kulağımıza gelen kulis bilgileri arasında. Ancak az önce de ifade ettiğimiz gibi bu toplantı sonrasında bir kez daha kendilerine sorulan Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusuna yanıt çıkacak mı? Ya da bunun dışında hükümetin son dönemde yaptığı 2022 sonu ve 2022 başı itibariyle yapılan hem yenilikler hem müdahaleler, örneğin memur zamlarının %30 olması, en düşük emekli maaşının 5500 lira olması, EYT'nin çözüme kavuşması gibi konu başlıklarına ilişkin bir değerlendirme ya da açıklama yapacaklar mı? Ya da yıl sonu ihracat rakamları gibi yeni yapılan teknolojik hamlelere ilişkin de bir yanıt verecekler mi sorusu gündemde. Toplantı hala Ankara'da devam ediyor ve toplantının eğer yayınımız içerisinde toplantıya ilişkin bir sonuç, bir açıklama, bir deklarasyon çıkarsa canlı yayında siz izleyicilerimizle elbette ki paylaşıyor olacağız. Sevgili izleyiciler, sırada perakende indiriminde marketlerde indirim yarışı haberi var. Biliyorsunuz ki özellikle enflasyon oranlarının değişmesiyle ve artmasıyla marketlerdeki etiketlere yansıyan fiyatlar tüm vatandaşların en fazla şikayet ettiği konulardan biriydi ve hala da öyle. Özellikle asgari ücretin artmasıyla beraber market fiyatlarına yansıyan rakamların birebir olarak değişmesi ve anlık olarak çok kısa sürede gündeme gelerek değişmesi tüm vatandaşların isyan ettiği konulardan birisi. Bu noktada hafta başında 3 harfli marketlerden bir marketin 1000 ürününü bir ay boyunca hiç fiyat zammı yansıtmayacağı açıklamasının ardından yavaş yavaş ulusal marketlerden, hatta yabancı menşeli marketlerden de bu konuda yeni hamleler gelmeye başladı. Zincir marketlerdeki fiyat indirimine katılan marketlerden biri Ocak'ta binlerce üründe fiyat sabitleme ve indirim kampanyası başlatırken başka bir markette Ocak ayında 1000 üründe fiyatlarını sabitlediğini açıklamıştı. Ancak özellikle yabancı ortaklı bir markette Ocak ayında gıda ve gıda dışı ürün kategorilerinde 20 bin üründe %20'den %40'a varan fiyat indirimleri uygulanacağı açıklandı. Onun dışında bir başka markette Ocak ayı boyunca en temel ihtiyaç ürünlerini içeren ve kendi markasına ait 419 üründe fiyat sabitlerken 3000'den fazla markalı üründe de sürekli indirim yapacağını açıkladı. Aslında bunlar beklenen hareketler sevgili izleyiciler. Çünkü özellikle enflasyon sebebiyle
ücretli kesimin mağdur olduğunu varsayarsak ve ücretli kesimin orta gelirli, dar gelirli vatandaşın market alışverişleri konusunda ihtiyaç ve hassasiyetleri göz önünde bulundurulursa marketlerin bu noktadaki çalışmalarının çok daha önce başlaması gerektiğini de daha önceki yayınlarımızda ifade etmiştik. Dolayısıyla bu yapılan 1000 ürün, 400 ürün ya da daha fazla ürünün sayısının da rakamının da indirim oranının da hızlıca ve sürekli olarak daha uzun süreli artması talebimiz ve beklentimiz sevgili izleyiciler. Evet, sırada bir sahte dişçi haberi var. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz yılın sonlarına doğru Türkiye sahte doktor haberleriyle çalkalandı sevgili izleyiciler. Sahte doktor dediğimizde öncelikle bir kızımızın kendisine birkaç diploma hazırlayıp bu diplomayla yaşının da uygun olmamasına rağmen ortaya koyduğu doktorluk mesleğini nasıl icra ettiği ve kendisini kabul edilen davasında sürdürülmeye başlandığı haberi gelmişti. Şimdi sevgili izleyiciler bir de sahte dişçi haberimiz var sırada. Maalesef Türkiye'de diploma almak kolay değil ama diplomanın sahtesini yapmak sanıyoruz çok kolay. Mersin'in Toroslar ilçesi Akbelen mahallesinde merdiven altı muayenede sahte diş hekimliği yaptığı öne sürülen bir şahıs Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne ihbar edildi. Bunun üzerine sahte diş hekimi Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla saklandığı yerde yakalandı. Sahte diş hekiminin muayene için gelen insanları da binanın çatısına sakladığı anlaşıldı. İş yerinde yapılan kontrolde diş muayenesi için gerekli malzemeler olduğu tespit edilirken, tedavi sırasında kullanılan malzemelerin tekrardan kullanılmak üzere saklandığı kaydedildi. Yapılan detaylı arama sonucunda iş yeri mühürlenirken sahte diş hekimi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Maalesef Mersin'de 20 yıldır hekimlik yaptığı iddia edilen bir sahte diş hekimi CİMER'e yapılan ihbar sonucunda polis ekipleri operasyonuyla yakalandı sevgili izleyiciler. Maalesef burada maalesef diyorum çünkü 20 yıl boyunca bu konuda hiçbir güvenlik gücüne ya da CİMER'e bildirilmemiş olması ve buradaki sebebi anlamakta güçlük çektiğimi ifade etmek istiyorum. Çünkü bir apartmanda ve son derece gayri sıhhi bir şekilde bu işi yaptığı ve doktorlukla bağdaşmayı bırakın son derece olumsuz koşullarda bunu gerçekleştirdiği ortadayken hatta içerideki hastaların çatıya kaçtığı da güvenlik güçlerinin operasyonu sırasında ortaya çıkarılmışken Türkiye'de böyle şeylerin engellenmesi için hepimiz birbirimize destek olmak zorundayız. Çünkü bir tane haberi ortaya çıktığında bunun gibi birçok insan bunu bir aracılık ve yol sebebi olarak gördüğü için aynı işi yapmaya tevessül hızlıca ediyor. Ama maalesef yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bu biraz uzun sürmüş, 20 yıl boyunca sürmüş. Ama böyle bir olayla karşılaştığınızda, gördüğünüzde diplomasından emin olmadığınız kişilere bu noktada CİMER'e bildirmeniz ve güvenlik güçlerine haber vermenizde fayda var. Ama tabii bu işin de dozunu kaçırmadan gerçek doktorlarımızın da rahatını ve yaptığı işlere engel olmadan bozmadan sevgili izleyiciler. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Süleyman Soylu İçişleri Bakanı arasındaki sular durulmuyor. Özellikle en son söylenen gök kubbeyi başınıza yıkarız konusu bir tartışma meselesi haline geldi ve bunun üzerine hem Süleyman Soylu hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tartışırken Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da tartışmaya katıldı. 2015 yılından sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki terör soruşturması tartışması alevleniyor. Terörle iltisaklı kişilerin belediyede işe yerleştirildiğine ilişkin iddialarla ilgili geçtiğimiz günlerde peş peşe basın açıklaması düzenleyen ikili bugün de yine kameralar karşısında geçerek birbirlerine yönelik sert söylemlerine devam ettiler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eğer bu dosyada eski başkanlar ve vali de aynı suçtan suçlanmıyorsa gök kubbeyi başınıza yıkarız ifadelerini kullandı. Böylesi büyük konu, böylesi hani gök kubbeyi başınıza yıkarız tarifimizin aslında altında yatan mücadelenin büyüklüğünü tariflerken elbette bu işi şahsi bir meseleye indirgemek ya da şahsi bir hedefle yan yana koyup onun üzerinden siyaset yapılmasını, siyasi yorum yapılmasını zedeleyici olarak elbette görüyorum. Esas olan bu büyük mücadeleyi görüp memleketimizi bu zor durumdan, bu hukuksuz ve adaletsizlik ortamından çekip çıkarmak olduğunu her yerde ifade ettim. Tekrar ifade edeyim.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Terör örgütüyle iltisaklı ve irtibatlı birisi yakalanmış, aşağıdan silsileyi meratiple gelmişse terörü devletten temizlemek bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi, işimizi yapmışız. Ben bunu da atarım. Ama soruşturma bitmeden adamı niye atayım? Bir kişiye haksızlık yaparsan o zaman gök kubbe başına yıkılıyor. Biz sorumluluk sahibi insanlarız. Ve oradaki soruşturma bitmiş. Soruşturma bittiği süreç içerisinde bu yetki İstanbul Belediyesi'nin yetkisi veya X Belediye'nin yetkisidir. Bizim yetkimiz değildir. Tekrar söylüyorum. Bizim böyle bir yetkimiz söz konusu değildir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması da her şey değildir. Bu da çok net. Önünüze gelir, adam bir sürü suçu vardır, alırsınız. Hiç suçu yoktur. Başka tahkikatlar yapmışsınızdır. Başka tahkikatlarla beraber almamaya karar verirsiniz. O orada yazmayabilir. Ama orada yazanlarla ilgili sorumluluk kimdedir? Alandadır. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da tartışmaya dahil oldu. İstinaftan lehine karar çıkmazsa istinafın, Yargıtay'dan lehine karar çıkmazsa Yargıtay başına yok değil, yıkacağını söylüyor. Böylesi bir hukuk devleti anlayışı olur mu? Yargıyla kavga edeceğine İstanbul'un sorunlarıyla kavga etsin. Teşekkür ederim. Evet, Bekir Bozdağ yargıyla kavga edeceğine İstanbul'un sorunlarıyla kavga etsin, onlarla uğraşsın demiş. Çok haklı bir uyarı aslında bu. Çünkü kürsüdeyken ya da mikrofondayken ağzımızdan çıkanlara dikkat etmezsek sonra bunlar yargıya da varan, yargıya kadar ulaşan cümleler haline gelir ve bu cümlelerin ağırlığı altında eziliriz sevgili izleyiciler. Ağırlığı altında ezileceğimiz cümleler kurmayalım. Ağzımızdan çıkanları gerçekten kulağımız duysun. Çünkü bunlar Türkiye'nin zirvesinde yapılan konuşmalar. Özellikle sosyal medya önünde ya da önümüzde mikrofon ve kameralar varken yaptığımız konuşmaların nereden nereye ulaşacağını bilemeyeceğimiz için her konuşmayı yaparken çok dikkatli olmalı ve tekrar ifade etmek gerekir ki ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyarak hareket etmemiz gerekir diyelim. Evet, sırada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haç kayıtları ile ilgili yaptığı toplantı ve bu toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmeler var. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dünden bugüne haç yolculuğu belgeseli tanıtım gecesine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. Oktay ülke olarak hacıların ibadetlerinde de yanlarında olduklarını söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığımız Türk hacıların hac farizası boyunca yine biraz önce ifade edildiği gibi ulaşım, konaklama ve sağlık ihtiyaçları gibi tüm hizmetleri planlı bir çalışma ve koordinasyon içerisinde sunmaktadır. Burada da hiç mütevazi olmaya da gerek yok hamdolsun. Belki dünyanın, belki de değil, iddialı da olmak lazım burada. Dünyanın bu anlamda en iyi hizmetini veren bir ülkeyiz. Mekke'de 110 yatak kapasiteli Diyanet Sağlık Merkezi ve sağlık ocaklarıyla yine Arafat, Müzdelife ve Mina'da kurulan Sahra Sağlık Merkezleriyle her adımda hacılarımızın yanında olmakta. Hacla ilgili tüm bilgiler E-Devlet üzerinden alınabiliyor. Bununla birlikte hac ve umre ile ilgili tüm iş ve işlemleri vatandaşlarımıza da E-Devlet üzerinden sunmaktayız. Yani hacılarımızın illaki bu farizalarını, bu başvurularını yerine getirmeleri için buraya gelmelerine, müftülüklere gitmelerine, yerinden rahatsız olup da bir başka yerde uğraşmalarına gerek yok. Oktay, kutsal topraklara gitmek isteyenler için gerekenlerin yapılacağını da duyurdu. 9 Ocak'ta Cidde'de düzenlenecek hac konferansında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hac talepleri dahil, milletimizin kutsal topraklara teveccühünün kontenjanlara yansıması için gerekli irade de ortaya konacaktır. Hacca gidecek olan bütün kardeşlerimizin haclarının mebrur olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Tüm ilahiler bunun içerisinde yüklü. Evet sevgili izleyiciler, özellikle pandemiden sonra kabanan
Hac ziyaretleriyle ilgili yeni açıklamalar 2023 yılı için tekrar başladı. İlk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarında güncelleme yaptıracak isteyen vatandaşların bu işlemleri 5-26 Ocak arasında E-Devlet üzerinden yapabileceklerini açıkladı Sayın Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Detaylı bilgi için de Hac ve Ümre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0850-260-1313 çağrı merkezinden bilgi alınabileceğini de aktardılar. Evet, sırada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın AK Parti grup toplantısı öncesinde yaptığı Suriyelilere ilişkin bir açıklama var. Açıklamayı izleyelim. Haberimiz yayında. AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadelede Suriyeli vatandaşlara zarar verilecek bir davranışta bulunulmadığına dikkat çekti. İster Türkiye'de olsun, ister Suriye'de olsun, bizim birlikte olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Onların aleyhinde, onları zora sokacak herhangi bir şekilde bizim bir şey yapmamız, bir durumda, bir kararda bulunmamız asla tartışılmaz. Ve biz bu tutumumuzu herkes tarafından bilinmeli. Herkes de buna göre davranmalı. Herhangi bir şekilde böyle provokasyonlara, herhangi bir şekilde gerçek dışı haberlere itibar ederek yani farklı bir tutumlara girmemeleri lazım. Bizim tek gayemiz ülkemizin milletimizin savunması. Bakan Akar Suriye konusunda da açıklamalarda bulundu. Onun gerekli mutabakatlar sağlandı. Ortak merkezin kurulması, devletlerin yapılması ve uzmanların tekrar buluşması şeklinde bu süreç devam edecek. Umudumuz, dileğimiz bizim bu sürecin makul ve mantıklı bir şekilde başarılı devam etmesi. Evet, şu bilinmelidir ki bizim Suriye'deki tüm derdimiz aslında oradan bize gelen terör mensuplarının, terör örgütü üyelerinin hem yarattığı kaosu engellemek, hem terörün ülkemize gelmesini engellemek, hem de yüzyıllar boyu sınır attığımız olan ya da yüzyıllar boyu komşumuz olan, hatta kendi sınırlarımızda olan ülke vatandaşlarına da bir miktarda olsa sahip çıkabilmek. Çünkü hiç kimse kendi sınırlarında bir savaş içerisinde yaşamak istemez elbette ki sevgili izleyiciler. Ve biz komşuluk görevi aynı zamanda aynı din mensupları olarak da bu yardımı yapmak durumunda hissediyoruz ve tüm dünyada aslında bu şekilde davranan tek ülke olmakla da gurur duyuyoruz. Gerçekten mazlumun yanında olan tek ülke olarak belki de böyle olmaya da devam edeceğiz. Ama aynı şekilde Sayın Akar'ın da ifade ettiği gibi bizim sadece terörle mücadelede uygulamaya çalıştığımız bu yöntemde ister Türkiye'de ister Suriye'de olsun birlikte olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Onları zora sokacak herhangi bir durum veya kararda bulunmamız söz konusu değil. Bu tutumumuz herkes tarafından bilinmeli ve buna göre davranılmalı. Çünkü herhangi bir provokasyona gerçek dışı haberlere itibar ederek farklı tutumların sergilenmemesi lazım diyor Sayın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Evet sevgili izleyiciler, Mustafa Eskin yaklaşık 2019'dan beri mücadelesi süren Diyarbakır annelerini ziyaret etti. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Eskin Diyarbakır anneleriyle birlikteydi. Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi 1219. gününde devam ediyor. Ailelerin direnişine bir destekte AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Eskin ve beraberindeki heyetten geldi. Kan, acı ve gözyaşını sebebiyet veren ve terörle işbirliği içerisinde bulunan ülkelere ben buradan Diyarbakır annelerinin yanından seslenmek istiyorum. Evet, Diyarbakır annelerinin bu onurlu duruşu terörle işbirliği noktasındaki sürecinizi akim bırakacak son derece onurlu bir duruştur. Bir direniştir. Bunu Diyarbakır'dan, evet, Diyarbakır annelerinin yanından ifade ediyorum. Mustafa Eskin ailelerin acısını tüm dünyanın görmesi gerektiğini söyledi. Bir annenin feryadı, bir babanın feryadı, hayattaki varlık sebebi aziz evlatlarını yanında görmek, bu noktada onların dillerinden değil kalplerinden dökülen gerçekten bu noktadaki haykırışlarını bütün dünyanın duyması gerekiyor. Evet, Diyarbakır anneleri 1200 küsur günden beri yaklaşık 349 anne evlatlarının peşinde, evlatlarının arayışında. Bu noktada en küçük bir davada, en küçük bir konuda
Türkiye'yi, dünyayı hatta ayağa kaldıran muhalefetin HDP'ye, PKK'ya verdiği destek maalesef gözümüzün önünde gerçekleşiyor. Bu anneler için, açıkçası içinde annelik duygusu taşıyan taşımayan herkes için tüm bu evlatların hepimizin evladı olduğunu bir kez daha hatırlatmak gerek. Ve PKK'ya ve HDP'ye destek olan, PKK'nın yancısı ya da destekçisi tüm kurumlara da gerekli dersi, gerekli çalışmayı göstermek, yapmak gerekiyor açıkçası. Çünkü bu ülkede terör olmaması, bu ülkede hiçbir vatandaşın canının yanmaması, hiçbir evladımızın maalesef terör yüzünden katledilmemesi için tüm anne babaların el birliğiyle çalışması gerekiyor. Bütün bunlara dikkat ederek maalesef terör örgütlerine fırsat vermemeliyiz. Evet, sırada özellikle geçtiğimiz yılda enflasyon dolayısıyla üstüne üstlük Rus-Ukrayna savaşı sonrasında buğday fiyatlarının, tahıl fiyatlarının artması da çok gündeme gelen ve Türkiye'de de ekranlara yansıyan haberleri konu olan ekmek fiyatları sevgili izleyiciler var. Bu konuda Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı bir açıklama yaptı. Haberi izliyoruz. Değerli basın mensupları, Kasım ayında kamuoyunda ekmek fiyatları ile ilgili yanlış yer alan haberlerden dolayı basın açıklaması yapmak zorunda kalmıştık. 11. ayın 9'unda yapmış olduğumuz basın toplantısında Aralık ayında ekmek 7,5 lira olacak, yılbaşından sonra da 10 lira olacak haberlerin gerçeği yansıtmadığını açık bir şekilde ifade etmiştik. Yine yapmış olduğumuz basın toplantısında Ağustos-Eylül ayından itibaren ülke genelinde Kasım-Aralık ayında birçok vilayette 200 gram ekmek 5 lira, yani ekmeğin kilogramı 25 liradan satıldığını, Aralık ayında 7,5 liranın gündemimizde olmadığını, hatta Ocak ayında da 5 liranın dışında ekmeğin satılması gündemimizde olmadığını söylemiştik. Yani kilogram fiyatı 25 liranın üzerinde olmayacağını ifade etmiştik. Hatta o gün yapmış olduğumuz basın toplantısında 4 lira olan, 4,5 lira olan yerler ekmeği 5 lira yaptığında yeni bir fiyat artışı olarak düşünmemek gerektiğini de ifade etmiştik. Bugün gelinen noktada o gün söylediğimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani Kasım ayında ülke genelinde Antalya'da, Kocaeli'nde, Düzce'de, Balıkesir'de, Bursa'da, Sakarya'da, İzmir'de, Çanakkale'de, Yalova'da, Manisa'da uygulanan fiyat gecikmeli olarak İstanbul ilinde Ocak ayın 1'inde 5 lira olarak uygulanıyor. Ocak ayın 10'unda da Ankara'da 5 lira olarak uygulanacak. Kilogram fiyatına baktığımızda 25 liranın üzerinde o gün Eylül, Ekim, Kasım ayında uygulanan fiyat şu anda uygulanmayan vilayetler gecikme olarak uygulamış oluyor. Dolayısıyla yeni yıla girmekle birlikte, asgari ücretin artması ile birlikte ekmek fiyatında ülke geneline bakacak olduğumuzda bir fiyat değişikliği kesinlikle söz konusu değil. Bugün geldiğimiz noktada Ocak ayında ekmeğin kilogram fiyatı ülke genelinde 25 lira olacağını, bunun Şubat ayında da gündemde olmadığını ifade ediyoruz, söyledik, söylüyoruz. Yani Ocak ve Şubat'ta yine aynı fiyatlarla devam edeceğiz. İnşallah girdilerimizde fazla bir artış olmaması durumunda yine geçmişte olduğu gibi tüketici olan halkımız için fırıncı esnafı, gerekse federasyon, gerekse fırın çalışanları, gerekse ilgili bakanlıklarımız ne yapmamız gerekiyorsa. Evet sevgili izleyiciler, Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'nın da yaptığı açıklamaya istinaden biz de şöyle bir ifadede bulunalım. Dediler ki resmi tarifenin dışında gram ve fiyatta ekmek satılması kesinlikle yasak değildir ve ceza yaptırımları son düzenleme ile ciddi anlamda artmıştır. Bu konuda biz üyelerimizi genelgeyle uyardık. Resmi tarifede 200 gram 5 lira yazıyorsa 200 gram 5 liradan satılacak. Kilogramına denk gelen 25 lira 200 gram 6 lira yazıyorsa 6 liradan satılabilir. Bunun dışında tarifede yazılmayan 1 gram ve fiyatı ekmeğin satılması söz konusu olamaz. 2023 yılında asgari ücret 8500 lira, ekmek 5 lira. Türkiye genelinde 5 liranın üzerine hiçbir yer yok dediler. Tabii bu noktada biliyorsunuz şehrimizde de bazı belediyelerimiz bu konuda özellikle çalışmalar yapıyorlar. Daha ucuza vatandaşa ekmek ulaştırabilmek adına bunu merak ediyoruz. Daha ucuza vatandaşa ekmek satabilecek
durumlar mümkünken buna bütçesi müsait olan ya da buna üretime müsait olan fırınlar ya da firmalar varken bu genelgeyle bu rakamın bu şekilde asgari bir düzeyde belirlenmek zorunda bırakılmasın. Bilemiyorum vatandaş ve daha büyük örneğin belediyeler nasıl algılayacaklar? Bu konuda çünkü ekmek Türkiye'de en önemli gıda maddelerinden birisi ve 5 lira olması gerçekten asgari ücreti 8500 lira olduğu bir ülkede 5 çocuklu bir aile için hiç kolay değil. Dolayısıyla bu konudaki esnekliğe ya da bu konuda vatandaşa daha ucuz ekmek yedirmek istiyorum ben diyenlere ne gibi bir yaptırım gelecek merakla bekliyoruz. İlk bölümümüzün sonuna geldik. Neslihan Çelik Kalkoçlar'la canlı haber kısa bir reklam arasından sonra üstelik konuğumuzla birlikte sizlerle olacak. Görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler, Neslihan Çelik Alkoçlar'la canlı haberin ikinci bölümündeyiz ve stüdyomuzda bir konuğumuz var. Türkiye Genç Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı, aynı zamanda Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Yeni yılın ilk haftasındayız, ilk perşembesindeyiz hatta. Ve dolayısıyla hem bu iki büyük kurumunda 2022 değerlendirmelerini ve son dönemde çok fazla gelişme ve değişim oldu aslında. Evet. Tüm bunların hem sanayici için hem işveren için ve bu anlamdaki değişikliklerin sizin tarafınızdan nasıl karşılandığını görmek için birlikte konuşalım dedik bunları. Çok güzel. Öncelikle yeni yılınız kutlu olsun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yeni yıla güzel bir kanalda sizlerle beraber girmek benim için çok önemli. Biz umut doluyuz her zaman. Tek tek sorularınızı cevaplayalım. Evet, 2022 yılı şimdi hem Türkiye Genç Sanayici İş Adamları Derneği olarak hem de Bursa'nın Türkiye'nin büyük sanayi bölgelerinden biri olan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi olarak aslında nasıl geçti? Çünkü bir pandeminin arkasından 2022 yılına Ukrayna ve Rusya savaşıyla girmiştik. Evet. Ve bu noktada ihracat kalemlerimiz azaldı. Bu noktada döviz beklentilerimiz çok değişti ve bu ihracatı çok etkiledi aslında. Dolayısıyla inişli çıkışlı bir yıl oldu. Bu işveren açısından da özellikle aynı zamanda vergilendirme ya da ücret artışları meselesinde farklı bir noktaya ulaştı. Ne dersiniz? Evet. Şimdi tabii iki bölgeyi birbirinden ayırmak gerekiyor. Çünkü Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, Genç İş İnsanları Derneği, İş İnsanları Derneği orası biz gençlerden oluştuğumuz için genç dedim ama genç öyle tabii olarak nitelendiriyoruz. DOSAPSİAD genelde sizin de bildiğiniz üzere tekstil ve otomotiv ağırlıklı. O yüzden bunu pandemi esnasında değerlendirmek gerekirse tam tersine bu avantaja çevrildi. Ve bütün dünyanın kapalı olduğu bu dönemde DOSAP bölgesindeki firmalarımız ağırlıklı olarak çalıştı. Evet, problemler yaşandı. Ham maddede, tedarik zincirinde çok ciddi problemler yaşandı ama Türk sanayicisi bunun üstesinden gelebildiği için avantaja çevirdi. Ve sizlerin de bildiği üzere her ay açıklanan ihracat rekorlarıyla dönemi güzel bir şekilde bir kahramanlık göstererek kapattı. Fakat bilhassa yeme içme sektörü gibi, hizmet sektörü gibi alanlarda diğer tarafa geçtiğimizde, Türkiye Genç İş İnsanları'na geçtiğimizde çok daha geniş bir yelpaze olduğu için sanayi gibi değildi, avantajlı değildi. Orada çok ciddi sıkıntı yaşayan, çok ciddi iş hacmi düşen, istihdam açısından birçok problem yaşayan üyelerimiz elbette oldu. Yani 2020'yi şöyle değerlendirebiliriz. İhracat yapan, ihracata yönelen bütün firmalarımız bu dönemi güzel, belki doğru fırsatı bir kelime olmayabilir. Çünkü çok ciddi mücadele edildi. Çok zor şartlarda. Sizlerin de bildiği üzere enerji maliyetleri inanılmaz şekilde arttı. Tabii, istihdam tabii. Keza birçok zorlu şarta rağmen sanayinin kabiliyeti sayesinde o taraf devam etti, süreklilik gösterdi. Evet, aslında en zor süreç tabii ki dar gelirli ya da sabit gelirli için oldu ama özellikle 2022'nin başlarında sanayici bunu önceden görerek bir takım sinyaller vererek bu noktadaki iyileştirmelere de talep etmişti bu noktada ve dolayısıyla Türkiye'de vatandaşın zarar görmemesi için tüm işverenler de elinden gelenin tamamını yaptılar diye düşünüyorum. Şimdi önce bir Temmuz ayında asgari ücret rakamı açıklandı ve ciddi bir zam oranıyla açıklandı ve yine geçtiğimiz yılbaşından hemen önce bu yılın sonu itibariyle bir asgari ücret rakamı açıklandı. Hem bunun gerek maliyet gerek istihdam sürecinde açıklamasının aslında değerlendirmesini rica edeceğim.
ve şimdi, arkasından da birlikte EYT'yi değerlendirelim. Tabii. Genelde aslında en tehlikeli konular bunlar. Çünkü ne olursa olsun memnun olmayan bir kesim mutlaka oluyor. Ondan da öte kolay bir süreç değil bu ve biz çok doğruları konuşuyoruz. Bunu da konuşmak lazım. Yani işveren şunu açısı da çok önemli. Net söyleyeyim. Biz yurt dışını elbette görüyorduk sanayiciler olarak ve DOSAPSİAD ilk defa Türkiye'de pandemi sürecinin başlangıcında bir açıklama yaptı. Mart ayının çok başıydı. Hı hı. Biri ikisi gibi. Hatta bunu videolarla birbirimize meydan okuyarak destekledik. Dedik ki biz hiçbir şekilde işçi çıkarmayacağız. İstihdam devam edecek. Bunu eleştirenler de oldu. Dediler ki siz nasıl böyle bir vaatte bulunabilirsiniz? Halbuki biz bunun fizibilitesini çok önceden yapmıştık. Çünkü zaten kalifiye eleman bulması çok zordu. Ve yerine yeniden eleman almak çok zordu. Öngörülemeyen bir süreçti ama biz kendimiz de fedakarlık yaparak o dönemde dedik ki biz eleman asla çıkarmayacağız. Birbirimize söz veriyoruz, meydan okuyoruz. Sonra bu yayıldı ve çok kısa bir süre içerisinde de yaklaşık bir hafta 10 gün gibi Cumhurbaşkanımız da bildiğiniz üzere destek o anda yaptı. Destek değil, elemanların çıkartılmaması konusunda bunu yasa olarak da geçirdiler. Hı hı. Şimdi eleman konusu çok ciddi bir sıkıntı aslında Türkiye'de. Bir yandan işsizlikten bahsedilirken bir yandan da bizlerin en büyük sorunu kalifiye eleman olmaması ya da çalışacak eleman olmaması. Zaten bizler de aslında sanayide baktığınız zaman asgari ücret de olsa, üstü de olsa her kademede vasıflı vasıfsız şu anda insanlar eleman arıyorlar. O dönemde de evet, öyleydi. Dolayısıyla bir eleman problemi var, çalışan problemi var. Zaten bugün var, değil mi? Evlere de baktığınız zaman neredeyse insanların evinde artık Türk çalışmaz vaziyette. Sizler de biliyorsunuz bunu. Burada maaş olarak değerlendirirsek, artış olarak değerlendirirsek, bunu bir taraf olarak belki bir işverenin söylemesi çok ciddi olmayabilir ama daha ortada bulunarak konuşursam enflasyon ortada. Hı hı. Alım gücü belli. O yüzden hiçbir şekilde bu ücret çok fazladır demek istemem vicdanen. Ama önemli olan sürdürülebilirliktir. Elbette. Bir firmanın daha fazla işçi alabilmesi veya mevcut hiç işçi çıkarmadan bunu devam ettirebilme sürecidir. O sebeple işverenleri aslında ödedikleri ücret rahatsız etmiyor. Onun devamını ödeyebilme korkusu, oradaki mücadele bazen rahatsız edebiliyor. Ama yapılması gereken de tabii ki insanlarda en azından asgari, yani kelime anlamı belli. Hı hı. Onu ödemek durumundalar ve bu aslında hiçbirimizi rahatsız etmedi. Çünkü dediğim gibi zaten bir eleman problemi var. Son zamda aynı şekilde evet çok arttı ama enflasyon ona keza çok daha fazla arttı. İnsanlar neticede yaşamak, geçinmek ve iş yerinde mutlu olmak zorundalar. Mutlu olmayan bir insanın zaten ne kadar katkı sağlayabileceği ortada. Yani bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Peki artan asgari ücret rakamıyla bir istihdam azalması ya da işsizliğe sebep olacağını düşünüyor musunuz? Bunlar istatistik. Bunu tabii ki elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız tabii, işveren olarak belki tabii, ama. Şimdi istatistiki verilerle ortaya çıkacaktır zaten ama baktığımızda birçok firmanın bu korkuyla eleman çıkarmaya çıkarmayı düşündüğünü veya çıkardığını görüyoruz. Bu tabii ki üzücü ama bir yandan da gene yeni firmalar açılıyor. Hı hı. Daha değişik teknolojik alanda yatırımlar yapılıyor. İnsanlar iş sahalarını değiştirmeye başladılar. Yani bir taraftan evet biz görüyoruz, şahit oluyoruz, insanlar işçi çıkarmaya çalışıyorlar. Ama bir diğer taraftan da yeni yatırımlar da yapılıyor. Netice itibariyle Türkiye'de bir istihdam sorunu var ama işveren açısından eleman bulamama sorunu var. Bunun tekrar altını çiziyorum. Bizim çalışmalarımız da hep bu yönde zaten. Hı hı. Ne kadar kalifiye eleman yetiştirebiliriz, ne kadar hem sanayiye hem insanlara katkıda bulunabiliriz.
Biz onun mücadelesini veriyoruz meslekleştirme konusunda. Evet, bu zaten geçtiğimiz yılda çok gündemdeydi. Türkiye'de meslek lisesi meselesinin ne kadar önemli olduğu ve Türkiye gündeminde de ihtiyacın da ne kadar büyük olduğu ortadaydı. Ve bu noktada hem belediyeler hem bakanlık, İşkur vesaire pek çok çalışma da yaptı ama yine de beklenen hacme ulaşamıyor. Meslek lisesi sayısının aslında çok olduğunu, özellikle mesela Bursa'da 96'ya yakın meslek lisesi olduğunu biliyoruz. Buradan da her yıl ciddi bir mezuniyet oluyor ama bu mezunların okuduğu mesleğe ilişkin bir işle iştigal etmediği ve başka alanlara kaydığı da yapılan ortalamalar ve anketler sonucunda ortaya çıkmış. Dolayısıyla hem ara eleman hem sizin de bahsettiğiniz gibi bir kalifiye eleman problemi var. Bu noktada sanayi bölgeleri SİAD'lar kendi başlarına yeni çözümler üretmeye başladılar. Yani gerek okullara destekler. Zaten her sanayi bölgesi hemen hemen değil mi bir meslek lisesiyle işbirliği halinde çalışıyor. Bursa Ticaret Sanayi Odası tarafından belli sivil toplum kuruluşlarına belli okullar verildi ve dendi ki siz bu okullarla alakalı hem meslek edindirme hem de diğer konularda desteklerde bulunun. Bunu yapabilecek kabiliyette sivil toplum kuruluşlarına bize de tabii ki verildi. Ama burada eğitim sisteminde bir eksiklik, hata olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu sadece liseden kaynaklı değil, bu üniversitede de aynı şekilde. Yani insanlar aslında kendi kabiliyetleri neyse tamamen o konuya eğilmeleri gerekiyor. Yoksa okul dediğiniz dört duvar, sınıf, sandalye demek değil. İnsanların eş zamanlı olarak hem kabiliyetli oldukları alanda hem teorik hem de pratik bilgiyi alabilmesi gerekiyor. Ana sebep ondan. Bizim öğrencilerimiz bence, onu da üzerime alayım, bence ezber sistemine dayalı. Sadece sınavı nasıl kazanabilirim, burayı nasıl tutturabilirim diyerek hesapla okul ismi yazarak girdikleri için daha yani alan bunu olmak istiyorum ya da buna kabiliyetim var şeklinde değil de neyi tutturabilirim o şekilde bir sistemde eğitim gördükleri için bence neticesi de hüsran oluyor. Halbuki burada yapılması gereken tamamen insanların daha çok çocukken, daha küçükken kabiliyetleri ne yöndeyse, ilgileri ne yöndeyse o yönde eğitim almaları. Bu hem çocuğu mutlu eder hem de ilerleyen dönemde çok erken yaşlarda başladığı için, çok daha tecrübeli olacağı için bence çok nitelikli başarılar da getirir bizlere. Şimdi eğitim sistemindeki oluşan son durumu birlikte tartışıyor ve konuşuyoruz ve bu çok kısa vadede sanki soruna yani bir çözüme ulaşacakmış gibi görünmüyor. Bu evet yeni düzenlemeler söz konusu, meslek liseleriyle ilgili yeni çalışmalar, hatta üniversitelerle ilgili de aynı şekilde ama örneğin e-ticaret ve e-ihracat başladı ve inanılmaz büyük bir hızla yürüyor, büyüyor. Sizin de bahsettiğiniz yeni sektörlerden birisi tahmin ediyorum ki bu. Türkiye'de de bunu ilk biz başlattık hem TÜGİAD hem DOSAP SİAD olarak. Dijital danışmanlık eğitimi ve çok zor. İnanın Türkiye'de bunun eğitimini verebilecek insan bulmakta o kadar zorlandık ki aylarca aradık. Ve maalesef bu konuda Türkiye'de 1 milyon istihdam açığı var. Yani hangi sivil toplum kuruluşu, hangi kurum, hangi kişi olduğu önemli değil. Evet. Her konulan taş o kadar değerli ki ben 100 kişi, siz 1000 kişi, diğeri 1 kişi bile olsa aslında çok büyük bir istihdam açığı var. Türkiye bunu kaldırabilecek güçte sadece doğru noktalara doğru şekilde ilerlemek gerekiyor. Yani hep geleneksel sistemde değil. İşte biz dokumacı, kalite kontrolcü. Hayır, dünya değişiyor. Bu alanlarda ilk önce eğiticiyi bulmak, insanları eğitmek ve o alanlara yönlendirmek gerekiyor. Peki sizce bir pandeminin arkasından ve bir savaşla başlanmış bir yılın bittiğini varsayarsak, geçtiğimiz yıl hem genç iş insanlarını hem DOSAP SİAD'daki sanayici çevresini, işveren çevresini en çok ne zorladı? Bir kere genç iş insanları ya da herhangi biri Türk insanı Avrupa ile Amerika ile karşılaştırdığınız zaman bir kere çok daha güçlü karşıladı. Biliyorsunuz biz birçok şey yaşadık. Ben de iş hayatına girdiğimden beri gerek devalüasyonlar gerek krizler hiç bitmedi, bitmiyor ve sonunda anladım ki evet, insan var oldukça, ekonomi var oldukça problem var. Ama sorunlara odaklanmak yerine çözümlere ya da bu sorunlar içerisinde çözüm yollarına daha odaklanınca bunun çözüldüğünü de gördük. Genç iş insanları veya Türk iş insanı nasıl karşıladı?
Bence yurt dışındaki kadar, Avrupa'daki kadar biz panik olmadık. Çünkü hem daha önceki tecrübelerimizden hem de biz bu konuda daha şanslıydık. Çünkü en büyük sorun olan hem yazın hem kışın doğalgaz, ki doğalgazdan elektrik de üretiliyor. Biz bunlarda çok bir sefer bir kısıtlama yaşadık. Ara ara da sorunlar yaşansa da biz hiçbir zaman tamamen bizim doğalgazımız kapanmadı, elektriğimiz kapanmadı. Değil mi? Dolayısıyla biz sadece zamlardan, enflasyondan ve benzeri durumlardan etkilendik. En çok bizi etkileyenler hep dile getirdiğimiz gibi enerji maliyetleri, kur riski ve enflasyondu. Ama bununla da mücadele ediyoruz. Şimdi tabii enerji maliyetleri aslında Türkiye'nin ihracat rakamlarını gördüğünüzde belki de başımızdaki en büyük bela gerçekten. %95 oranında yurt dışına bağlıyız. Bu noktada kendi rezervlerimizi, kendi üretim modellerimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle enerji konusunda, enerji kaynağı konusunda dışa bağımlılığı azaltmak için. Zaten onu da tamamladığımızda ne sanayimizin ne sanayicimizin önünde duracak hiçbir engel yok gibi görünüyor. Yani onu şöyle, şimdi bunun için tabii bir rezerv gerekiyor. O rezervin çıkartılması gerekiyor vesaire vesaire. Bunlar bir çok, süre, bir maliyet. Kısa vadeli işler değil. Biz daha çok yenilenebilir enerji üzerine yönlendik. Ve bu konuda destek taleplerimiz oldu. Bunların bir kısmını aldık. İşte vergi yükleri konusunda taleplerimiz oldu. İletişimi hiç koparmadık. Biz isteklerimizi aktardık. Birçoğunu da anlatabilmeyi başardık zannediyorum. Ama tabii bir de eldeki imkanlar var. Yani petrol yoksa burada yok. Değil şimdi bu konuda ısrar etmenin, onu tartışmanın herhangi bir geçerliliği yok. Biz sadece dünyanın da döndüğü yenilenebilir enerji kaynaklarına, bir de çok kısa süre içerisinde göreceksiniz ki yıllardır söylüyoruz, karbon ayak izi vergisi. Zaten ikisi birbirine çok paralel, çok bağlantılı. Biz bunlarla bu dönemi aşabileceğimizi düşünüyorduk ve hala da aynı şeyi söylüyoruz. Karbon ayak izi geliyor. Enerji maliyetleri ortada. Türkiye'nin gücü, rezervleri ortada. O zaman alternatif ne yapabiliriz? Şu an onlar üzerine çalışılıyor. Bakmayın, her felaketten iyi şeyler de doğabiliyor bazı zaman. Her demeyeyim ama birçok felaketten. Çünkü şöyle bir baktığınızda sanayiye dönüyorum ve diyorum ki evet, normal zamanda bizim zamanımız olmuyordu. İnsanlar telefonda bile konuşamıyorlardı. Ama bu dönemde birçok firma kendini çok geliştirdi. Arge merkezi kurdu, çeşitli hibelerden yararlandı. Yenilenebilir enerji konusunda birçok firma yatırım yaptı. Normal zamanda bunu yapmayabilirlerdi. Ama oradaki çaresizlik, oradaki imkansızlık, firmaları da hep alternatifler aramaya, kendini geliştirmeye, farklı ürün üretmeye ve yurt dışına açılmaya zorladı. Evet. O yüzden ihracat bugün için gündemde ve ben de daha iyi olacağını düşünüyorum. Bizim için önemli olan ihracat rekoru ya da ne kadar çok ürün sattığımız değil, çok nitelikli ürün satmak, yani katma değeri yüksek ürün üretmek olmalı. Ve son dönemde gördüğümde de ben Türkiye adına, Türk sanayisi adına gurur duyuyorum. Çünkü Türk standları bir ziyaret ediliyor ve Türkler ne yapmış şeklinde geliniyor. Bu benim sektörüm için de, diğer sektörler içerisinde de geçerli. Ama problem yok mu? Elbette çok var. Problem sektörde yok, ekonomi de yok aslında. Ve şu anda özellikle yine 2022'nin İkinci yarısından, ikinci çeyreğinden itibaren Avrupa ve Amerika'daki resesyonu konuşmaya başlamıştık zaten. Ve bir miktar bu resesyona girildi. Belki yapılan hamlelerle, ek çalışmalarla %100 hissetmiyor olsalar bile aslında yansımalarını almaya başladık. Yani biz siparişlerde azalma yaşamaya başladık. Çoktan yaşamaya başladık bunları. Değil mi? Yansıması çok önceden alındı. Çünkü bir kere sizin ürün sattığınız pazar ağırlıklı olarak Avrupa. Şimdi sizin ürün sattığınız dükkan kapalıysa kime ürün satacaksınız? Ya bu çok kolay bir şey değil. Zaten hemen ikame bir pazar bulmak da kolay değil zaten. Çünkü bütün dünya aynı sorunu yaşıyor şu anda. Aynı kriz, vergi krizleri. Ondan önce biliyorsunuz gene Çin'le Amerika'nın birbirlerine uyguladıkları vergiler, bir sürü problem. Yani bu problemler hiçbir zaman bitmedi ve daima olacak. Burada gemisini kurtaran aslında bir şekilde kaptan diyeceğiz. Biz Avrupa kadar bunu yaşamadık ama bunun yanında bizde kurun çok fazla artışıyla beraber, yani tutamadığımız bir enflasyon var.
Maalesef bizi en çok zorlayan bu oldu. Yoksa üretimde, sürdürülebilirlikte ve üretimden ziyade servisinde, yani ürünün devamının sağlanmasında Türkiye'nin çok da alternatifsiz bir ülke olduğu burada görüldü. Niye Çin ya da neden diğer ülkeler bizler kadar bunu rahat aşamadılar? Çünkü Türkiye bir ürünü üretiyor, sonra onun servisini sağlayabiliyor. Hı hı. Yani biz konteynerler bazında ürünler satıp sonra arkamızı dönüp gitmiyoruz. Türk iş insanı arkasında ürettiği ürünün arkasında duruyor. Ama bizi zorlayan hem Türk parasının değer kaybı, hem aynı anda dövizin artmasıyla beraber ham maddeye gelen zamlar, ona keza enerji maliyetleri vesaire vesaire, bu kalemler üst üste bindiğinde bunu üretmek, aşmak zor oluyor, çok tabii. Kolay olmadı elbette. Yani muhteşem bir şey yapılıyor şu anda. Tarih yazılıyor, yazıldı. Değil mi? Evet. Bir kere aslında bu ifadeyi kullanmak çok güzel. Türk sanayicisinin, Türk girişimcisinin aslında cesareti tüm dünyaya örnek olacak cinsten. Evet, öyle oldu. Yani hem sıfırdan başlamak adına, hem başladığını sürdürmek adına. Evet. Yani evet, deniyor ki tabii ki ekonomik koşullar sebebiyle pek çok işletme kapatılıyor belki, ama yerine ondan çok daha fazla yenileri de açılıyor. Evet, ama şu üzücüdür. Türkiye'de bir işletmenin ortalama ömrünün 8-10 sene, hatta daha az olması çok üzücüdür. Yeni yurt dışından geldim. Adam diyor ki 4. kuşağım, 5. kuşağım. Bu hep tartıştığımız bu, bir konu değil bu mi? Bu maalesef bizim özlemini çektiğimiz ve muhtemelen bizlerin de göremeyeceği bir şey. İnşallah 3. kuşakları görürüz, ama hani 4. Çok zor. Bu çok normal bir şey yurt dışında. Yeni açılan çok önemli, ama eskileri tutabilmek, onların değerini daha bilmek önemli. Çok daha önemli. Çünkü kapanan 40 yıllık, 50 yıllık devasa firmalarken yenilerin açılması elbette çok kıymetli. Bence hepsini korumamız gerekiyor. Hepsi üzerine ağırlıklı olarak çalışmamız gerekiyor. Peki hazır Avrupa'dan geldim demiştiniz. Dünyadan Türkiye, gerçi bir miktar bahsettiniz belki, ama daha detaylı olduğunda, şimdi Avrupa'nın büyük bir üretim hacmi Türkiye'ye kaydı. Beklenmeyen sektörler de oldu bunda. Türkiye coğrafi konum itibariyle elbette ki çok şanslı. Hatta şu duyumları da alıyoruz. Yani öyle bir talep var ki Almanya ve aynı zamanda Amerika'dan, bunu karşılayacak iş gücümüz ve hazırlığımız yok gibi de bir bilgi geliyor. Ama bu tabii çift taraflı muhtemelen. Sıkıntımız oydu. Pandemi döneminde bu yaşandı. Evet, öyle bir talep geldi ki Türk iş sanayisi bunu karşılamakta zorlandı. Ama biz sonrasında uyardık. Dedik ki bu siparişleri kaçırmayalım, bu fırsatları kaçırmayalım. Değil mi? Bir daha gelmez. Evet, bir daha gelmez. Hazır bize dönmüşken bu siparişler, bunların önünü açabilmek için gerekli adımları atalım. Tabii dünya da yürüyor. Şimdi Çin'in haricinde Hindistan'da var ve birçok ülkede var. Bilhassa enerji maliyetlerinin subvanse edildiği, firmaların desteklendiği çeşitli ülkeler var. Bunların başında da Hindistan geliyor. Yine Çin geliyor. Bizim bu siparişlerimizin bir kısmı gene maalesef oralara kaydığını son dönemde görüyoruz. Evet, aslında maliyet tutturamıyoruz çünkü, öyle söyleyeyim size. Bu her sektör için de geçerli şu anda. Şöyle, her sektör için elbette geçerli, ama biz şimdi ham maddeyi, enerji maliyeti, her şey dövizle. Dövize baktığınız zaman son dönemde kıpırdamıyor. Burada çeşitli gelen zamlar var. Hem ücret bunların belki de son kalemi. Yani bizlerin kafasında hiç olmayan bir kalem. Ama bilhassa enerji maliyetleri, işte tedarik zincirindeki maliyetler bizi en çok zorlayan durumlar. Bizim fiyat tutturmada veya karşı tarafa bir fiyat sunmada çok ciddi sıkıntılarımız oldu ve üst üste bunları söyledik. Dedik ki, hala söylüyoruz, bu siparişler kaçmasın hazır bize gelmişken. Ama son dönemde ülkeler subvanse ediyorlar. Devlet de konutları çok ağırlıklı subvanse etse de sanayide bir kısım aslında yapabildiğinin de en iyisini yapıyor. Şartlarımız bu maalesef. Coğrafya kaderdir diyoruz orada. Ama bir de hani yurt dışındaki firmalar
Türkiye'yi ve Türkiye ekonomisini bizden daha iyi takip ettiği için rakamlar konusunda da hiçbir esneklik payı bırakmıyorlar alınan bilgilere göre. Yani buradaki en küçük bir artışın ya da azalışın farkında olup sanayicimizi o noktada da ciddi sıkıştırıyorlar diye diyoruz. Bunu kullanmak çok kötü bir şey. Değil Çünkü mi? Diyor ki benim param işte 1 lirayken 15 lira oldu. Şimdi sen benim paramla şu kadar kazanıyorsun hesabı yapıyor. Ama burada maalesef Türkiye'nin eli güçlü. O zaman diyoruz ki biz de git hangi ülkeden alabiliyorsan al. Çünkü Türkiye'nin alternatifi o kadar kolay değil. Bugün bir otomotivin küçücük bir lastik parçasını onaylatmak için 5 sene onun denenmesi gerekiyor. Bunlar çok kolay değişebilen sektörler değil. Ama tekstile baktığınız zaman çok daha kolay tabii ki dönebiliyor. Daha pratik. Bizim o konuda tekstil sektörünün sıkıntısı oluyor. Anında diğer tarafa siparişler geçiyor değil mi? Geçebiliyor ama bu konuda bizim maliyetin altında verebilme şansımız yok neticede. Evet, şimdi son dönemde en son Zelenski'nin Rusya'ya, Amerika'ya gitmesiyle Biden'la yaptığı basın toplantısı sonrasında yeni füzeler alımı, birkaç gün öncesinde hatta dün ve önceki gün Ukrayna'dan Rusya'ya füze atılması derken Avrupa'daki savaş devam edecek gibi görünüyor. Yani biz bu 2022 yılında bitmesini hayal ederken, hedeflerken maalesef savaşın belli güçler tarafından bizzatihi uzatıldığının farkındayız. Türk sanayicisinin, iş insanlarının bu noktada bir B planı var mı? Ya şöyle söyleyeyim, bu konuda devletin politikası gerçekten çok başarılı yürüdü. Yani bugün bizim doğalgazımız kesilmediyse, bugün bu sorunları yaşamadıysak aslında orada çok hassas dengede bir politika takip edilmesinden dolayı yaşamadık. Gittiğiniz zaman görüyorsunuz şu anda insanlar da gece elektrikler kapalı, sokaklar değil mi? Karanlık. Gidiyorsunuz havalimanında klima yok. Gitmeyen insana inanmak istemiyorlar biliyor musunuz? Maalesef bunun öyle. Gerçek dışı olduğunu düşünüyorlar. Yok, biz aşağı yukarı 10-15 günde bir mutlaka yurt dışına çıkıyoruz. Daha havalimanından valizinizi alırken alamıyorsunuz. Bir saat, bir buçuk saat bekliyorsunuz. Neden? Bütün Avrupa'da grev var. Enflasyon, işte aldıkları ücret dolayısıyla. Yani siz sokağa da çıksanız akşam bir kısıtlama var. Her taraf kapkaranlık. Onlarda da 4 misli 5 misli olduğu için doğal gaz aynı şekilde onlar da ciddi sorun yaşıyorlar. Ve onlar da yok maalesef. Bugün Fransa'da orada burada yağmalar oldu. Bizde Allah'a çok şükür bu tür bir şey yaşanmadı. Bizdeki sorun tamamen aslında kendimize özel. Enflasyon ana nedeni bu. Hem kurun çıkması, bizim Türk lirasının aşırı değer kaybı bizi çok zorladı. Tabii. Ve burada karşı taraftan baktığınız zaman güvenilirlik açısından da ciddi sıkıntı var. Yani adamlar bakıyorlar sürekli oynayan bir kur, sabit olmayan maliyetler. İkincisinde bunu verip veremeyeceğiniz ürünü belli değil. Bu hem dışarıya karşı yüzümüz açısından çok ciddi sıkıntı oldu. Ama dönüp bir de yurt dışını incelediğiniz zaman hani resesyonun ayak sesleri falan deniyor. Yo, resesyon var. Ciddi var. Amerika bugün faiz arttırıyor. Niye arttırıyor? 10'dan 4'lere 5'lere geri çekebilme amacıyla. Yani her ülke kendi içerisinde problem yaşıyor ama bütüne baktığınız zaman birinin parası değerlendi. Birinin de doğalgazı arttı. Şimdi o fotoğrafı çekebilmek lazım. Evet. Ben biz bunun neresindeyiz bir de onu görebilmek lazım tabii. Ben zaten bu işin başında da bu savaşın çok kolay sonlanmayacağını söylemiştim. Çünkü her ne kadar bazı şeyler bahane edilse de sonuçta ülkelerin çıkarları söz konusu. Burada çok kendine güvenmek ya da kesin konuşmak çok doğru bir şey değil. Çünkü uluslararası ilişkilerde hiçbir zaman duygusallık olmaz. Bugün çok tabii iyi geçindiğiniz bir ülkeyle yarın savaşın eşiğine gelebiliyorsunuz küçücük bir şeyden. Veya bugün kanlı bıçaklı olduğunuz, savaştığınız bir ülkeyle yarın masaya oturabiliyorsunuz. Önemli olan evet, bunu doğru, iyi yönetilmesi. Masada kazanabilmek, masada başarılı olabilmek. Biz bunu bekliyoruz. Yoksa resmin bütününe baktığınızda biri istediği kadar vergileri arttırdı. Bir diğeri doğalgazını arttırdı. Bir diğeri ise parasının değerini arttırdı. Fotoğrafın bütününü görebilmek ve dengede bir politika izleyebilmek çok önemli. Bizim sorunumuz, dediğim gibi en büyük problemimiz enflasyon. Bir sarmala girmememiz gerekiyor. Asgari ücretin artmasıyla beraber daha artmadan haberini duyup bütün kalemlere zam geliyor. Değil mi? O kadar ceza kesiliyor ama gene aynı değişen bir şey olmuyor. Tekrar oluyor. Daha insanlar asgari ücrete zam geleceğinin haberini aldılar. Parayı almadılar henüz. Almadılar ama
döndüğünüzde hani bir tek market değil, ne marketi? Toplumdaki her yerde, bütün kalemlerde, her sektörde ve ihracatla, ithalatla alakası olmayan bütün sektörlerde aynı şeyi görebiliyorsunuz. Bu bir sarmala girdi. Evet. Burada çok ciddi denetim burada, gerekiyor. Burada kök nedeni bulmaya çalışıyoruz. Buradaki temel çözümü bulmaya çalışıyoruz. Tabii herkes topu bir başkasına atıyor maalesef. Yani üretici diyor, bana ithal ettiğim şu üründen dolayı ben zam yapıyorum. Market diyor, ben üretici yaptığı için yapıyorum. Gerçekten burada hani kök nedeni bulmadan ya da buradaki insani olan, ahlaki olan tavrı düzeltmeden bir noktaya varamayacakmışız gibi görünüyor. Bence bu konuda gene devletimiz çok net tavrını koyup hiç acımadan gereğini yapmalı. Yoksa bunun önüne geçebilmek mümkün değil. Şu anda da aynı şeyi yaşıyoruz. Yani her tarafa zam yapıldı. Niye yapıldı? Daha sadece konuşuldu. Değil mi? Hiç kimse eline hiçbir şey almadı. Fiyatlar bakıyorsunuz inanılır gibi değil. Siz elinde olmayan asgari ücretle çalışan insanları düşünün. Nasıl geçinecekler? Tabii. Açlık sınırı. Asgari falan değil. Evet, bir Ankara bağlantımız var. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Ezgin bizlerle beraber. Vekilim merhabalar. Merhaba Neslihan Hanım. Sıcağı sıcağına hemen sizlerle bir bağlantı kurmak istedik. Bugün AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısı da vardı ve Sayın Cumhurbaşkanı bugün çok güzel mesajlar verdi. Özellikle herkesi gerçekten heyecanlandıran bir video paylaştı ve onun dışında AK Parti mobil çalışmasını da paylaştı. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikle değerli vatandaşlarımıza selam ediyorum. Gerçekten AK Parti siyasi hareketi 20 yıldır milletimize çok önemli kazanımlar gerçekleştirdi. Bu çerçevede tabii yollar, köprüler, altyapı, üst yapı bir tarafa, tabii bizim vesayetle olan mücadelemizde çok önemli aşamaları kaydettiğimizi ifade etmeliyiz. Bu ülke vatandaşları özellikle yurt dışına gittiklerinde daha güçlü ve izzetli bir ülkenin vatandaşı olarak kendilerini kabul ettirdiler. Türkiye dış politikasında çok önemli gelişmeler söz konusu oldu. Ve Türkiye artık sadece kendi ülkesi adına değil, bölgenin istikrarı, barışı ve huzuru adına çok güçlü bir ülke haline geldi. Azerbaycan'da, Karabağ'daki başarı sadece bizim Azeri kardeşlerimize bir yardımımız, desteğimiz olarak görülmemeli. Bu aynı zamanda bütün dünyaya Türkiye'nin savunma sanayisinin geldiği noktayı ifade etmesi açısından son derece anlamlıdır, önemlidir. Bunun yanı sıra tabii Suriye'de bir terör devleti oluşturulmak istendi ve bir terör koridoruyla bu terör devletini Doğu Akdeniz'de açılmasını murad ediyorlardı. Türkiye bu terör devletini ve terör koridorunu bunu yapmak isteyenlerin başına yıktı. Doğu Akdeniz'de menfaatlerini koruyan bir Türkiye var artık ve Libya mutabakatlarıyla da Akdeniz'de haklarını, menfaatlerini koruyan bir ülke var. Mavi vatanı ilan etmiş olan bir ülke var. Bir de tabii işte biliyorsunuz 2,5 yıllık son derece sıkıntılı bir süreç yaşadık. Bütün dünya yaşadı. Bu noktada gerçekten sadece bir sağlık sorunu olarak bu dünyanın karşısında insanların yüzleştiği bir sorun olmaktan çıktı. Ekonomiyle ilgili çok önemli sorunlar yaşandı. Bütün dünyada fiyat artışları oldu. Bir de bunun yanı sıra Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta bu noktada enerji, gıda ve emtia fiyatlarında inanılmaz, beklenmedik korkunç artışlara neden oldu. Bütün bu süreçleri son derece iyi idare eden bir Türkiye var. Bu noktada bütün bu yaşanan olumsuzlukları, dünya çapında yaşanan olumsuzlukları halkına, vatandaşına hissettirmeme yönünde irade ortaya koyan bir Türkiye var. Bu kaçınılmaz fiyat artışları noktasında kendi asgari ücretlisine, sabit gelirlisine, emeklisine, memuruna destek olan ve kendi imkanları çerçevesinde bu desteği en üst derecede hissettirmeye çalışan bir Türkiye var. Asgari ücretle ilgili atılan adımın yanı sıra memurlarımız ve emeklilerimizle ilgili dün grup toplantımızda da
%25'ten 30'a çıkan bir maaş artışı söz konusu oldu. Bunun tabii %40 Temmuz'daki maaş artışıyla birlikte baktığınızda yıllık kümülatif olarak %80'den üzerine çıkan bir iyileştirme olduğunu görmek durumundayız. Yani siyasi bir bağlamda bir takım şeyler söylenebilir. Beklentilerin de elbette ki bir sonu olmayabilir. Daha fazlasını vermek de en doğal hakkıdır. Almak da vatandaşlarımızın en doğal hakkıdır. Ama içinden geçtiğimiz şu zorlu süreç ve bütün dünyanın yüzleştiği sorunları da nazara dikkate alarak siyasi muhalif retoriklerin dışında hakkaniyetle, gerçekçi olarak süreçlere baktığınızda ve değerlendirdiğinizde Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. Vatandaşlarının yanında duran bir devlettir. Vatandaşlarını bütün bu bizim dışımızda nedenlerle gelişen süreçlere ezdirmeme noktasında bir kararlılığı ifade eden bir devlettir. Onun için dün grup toplantımızda da bugünkü toplantıda da yine bu noktada atılan adımlarla ilgili son derece önemli gelişmeler ve müjdeli haberler birbiri arkasına gelmiştir. Tabii bunu bazıları mesela bir önümüzdeki süreçte yaşanacak gerçekleştireceğimiz seçimle ilintilendirmeye çalışıyorlar. Son derece yanlış bir anlayış. Çünkü biz 20 yıldır vatandaşlarımızın destekleriyle bu ülkeyi idare eden bir siyasi iktidarız. Biz hiçbir zaman attığımız adımlara, yaptığımız çalışmalara ve vatandaşımızla olan münasebetimizi sandıklarda oy mesabesinde kuran bir siyasi anlayış değiliz. Biz vatandaşımızın kalbi duasına talip olan bir siyasi hareketiz. Ve bu noktada onlardan emir alan, işte vesayet odaklarıyla yapmış olduğumuz mücadelede, demokratikleşmede, bu ülkede atılan adımlar, özgürlükler noktasında atılan adımlar, bunlar hani sadece maaşlar, maaş artışları noktasında değil, bu ülkenin onurlu bireyleri, işte 2053-2071 hedefler olarak sembolize ettiğimiz hedefler sadece bir siyasi partinin hedefleri değildir. Bir ülkenin hedefleridir. Ve tarihi misyonumuzu da arka plana bir background olarak alarak ortaya koyduğumuz hedeflerdir. Bu çerçevede bütün bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Biz de arkadaşlarımızla bir kader birliği yaptık. Özellikle Bursa'da il başkanımız, büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız ve milletvekillerimizle birlikte Bursa'nın daha iyi bir noktaya gelmesi, Ankara'dan hak ettiği hizmetleri, destekleri alabilmesi noktasında ne kadar önemli çabalar içerisinde olduğumuzu, ne kadar büyük sonuçlar aldığımızı, almakta olduğumuzu da en yakından siz çok değerli basın mensuplarımız ve halkımız yakından biliyorlar. İşte hızlı trenle ilgili süreç gerçekten son derece beklentilerimizin de üzerinde hızlı ve olumlu bir seyir içerisinde. 100 kilometrelik bir hattımız 200 kilometreye çıkmış ve Bandırma liman bağlantısı gerçekleştirilmiş. 2024'ün sonu itibarıyla biz Bursa'dan Ankara'ya 2 saat 15 dakikada gidecek hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım aracına kavuşmakla birlikte bunun yanı sıra yük taşımacılığında da navlun maliyetlerimizi azaltacak bir adımı atmış oluyoruz. Bursa tabii bir sanayi kenti, bir tarım kenti, raylı sistemler üzerinden liman bağlantısını da gerçekleştirerek dünya pazarlarına açılan ve rekabetçi gücü yükselmiş olan bir Bursa'dan artık bahsediyoruz. Bütün bu yatırımları sadece bir yerden bir yere gitmek olarak değil, aynı zamanda Bursa'nın çünkü ülkelerin rekabetin yerini artık şehirler aldı. Bu noktada işte yeni Türkiye vizyonunda çok önemli bir sorumluluk üstlenmiş bir şehirden bahsettiğimizi de burada altına çizerek vurgulamak durumundayız. Ulaşılabilir bir şehir olma noktasında attığımız adımlar sadece işte İstanbul-İzmir otobanından çok önemli bir kavşak noktası olmakla kalmayıp bunun yanı sıra Bursa Havalimanımızın da son günlerdeki sürecini hiçbir Bursalı hemşehrimizin göz ardı etmemesi gerekiyor. İşte Diyarbakır seferlerini başlattık. Ben de ilk seferde Diyarbakır'a gittim. Orada bir takım temaslarda da bulundum.
gerçekten. Aslında Sayın Eskin, hemen sizi yakalamışken bugün de tartışmaya açılan alan başkanlığı ile ilgili bir iki cümle rica etsek. Uludağ alan başkanlığı ile ilgili. Evet. Tabii bu konuda da bazı gerçekten hak etmediğimiz, doğru olmayan spekülatif yaklaşımlarla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Orada bugün bir eylem vardı çünkü dağda. Yapmak istediğimiz şey çok açık ve net. Hı hı. Biz işte değişik kurumların yetki karmaşasını son vermek ve Uludağ'ı yakın tarihimizde olduğu gibi Türkiye'nin ve dünyanın çok önemli bir turizm destinasyonu olması noktasında bir adım attık. Ve Bursa'nın çok önemli bir değeridir. Siz düşünebiliyor musunuz bu adımı atanların Bursa ile ilgili, Uludağ'la ilgili, işte kış turizminin çok önemli bir merkezi olan bir kış turizmi merkezimizin, bizim simgesel bir değerimiz olan Uludağ'la ilgili biz gerek yurt içinde gerek yurt dışı dışındaki turizm merkezlerinden daha avantajlı bir duruma getirme adına bunları yapıyoruz. Hı hı. Yanlış bilgilendirmeler var. Bunun siyasi bir sahiple atıldığını gayet net biliyoruz. Eğer anlaşılmayan noktalar söz konusuysa biz bu noktada her türlü soruya cevap vermek isteriz. Zaten teknik konularda bir yalan algı ve şov siyaseti içerisinde biz bir dezenformasyon anlayışı içerisinde iyi niyetle ve her türlü olumsuz sonuçların ortadan kaldırılması öngörülerek atılmış adımların itibarsızlaştırılması, değersizleştirilmesi, bu noktada akim bırakılması ve buradan bir siyasi sonuç elde edilmesi yönünde bir muhalefet anlayışının son derece açık ve net örneklerini gördük. Ama böyle bir muhalefet anlayışının bu ülkeye, bu şehre bir katkısının, bir faydasının olmadığını biz gayet net biliyoruz. Bu noktada şehir hastanesi ile ilgili biliyorsunuz COVID'in hemen öncesinde Bursa'da Türkiye'deki en güzel şehir hastanelerinden birisini açmıştık ve COVID sürecinde bizim amiral gemimiz olmuştu. Ne kadar insafsızca eleştirildiğimizi sizler biliyorsunuz. Evet. Fakat şu an şükürler olsun Bursa'nın merkezinde de adeta ikinci bir şehir hastanesini 1300 yataklı 2023 yılı içerisinde bitirme mutluluğunu ve halkımıza, kıymetli hemşehrilerimize hediye etme mutluluğunu bizler yaşayacağız. Biz siyasetten millete, memlekete hizmet etmeyi anlıyoruz. Değer katmayı anlıyoruz. Onların yüzünü güldürmeyi ve güven duygusu içerisinde geleceğe bakmalarını, kıymetli gençlerimizin bu noktada ülkeyle ilgili, şehirle ilgili çok güzel idealler ve hayaller kurabilmelerinin zeminini ortaya koymaya çalışıyoruz ve bunun çabası içerisindeyiz. Peki Sayın Vekil, çok teşekkür ediyorum Sayın Eskin programımıza sıcağı sıcağına katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Görüşmek üzere efendim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar, çok teşekkürler. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Eskin bağlanarak bize gündemle ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Stüdyomuzda TÜGİAD Genel Başkanı ve DOSAPSİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel bizlerle beraber hala. Küçük bir virgül koyduk konuşmalarımıza. Evet, evet. Aslında sorunlar ve konular bitmiyor. Çünkü 2022'yi konuşmuştuk. 2022'deki sorunları, 2023'te devam eden Ukrayna-Rusya Savaşı'nın etkilerinin yansımasının bir de yeni bir problem ya da problem olarak demeyeyim, büyük bir sorun çözüldü ama bu işvereni nasıl yansıyacak, EYT meselesi. Çünkü kıdem tazminatı meselesi vesaire, elbette ki hak edenin hakkını alması konusunda tahmin ediyorum hepimiz zaten aynı fikirdeyiz. Evet. Ama bir de bunun işveren gözüyle görülmesinin önemli olduğunu düşünüyorum ben. İşverenin yaptığı fedakarlık da mühim çünkü. Şöyle, şimdi biz bununla alakalı zaten fikirlerimizi, taleplerimizi veya destek beklentilerimizi zaten bütçe çalışmalarından önce yetkililere iletmiştik. Onlar da değerlendirdiler. Bunun çeşitli desteklerle ve kredi garanti fonuyla işvereni destekleyeceklerini söylemişlerdi. Evet. Zaten Cumhurbaşkanı'nın dün bir açıklaması oldu. Bizim için her bir TL dahi çok değerli. Yani az ya da çok, azlığı çokluğu tartışılır ama hiç verilmemesindense, destek verilmesi önemli. Elbette devletin imkanları var. Onlar da verebildikleri ölçüde veriyorlar. Ben EYT meselesinde daha önce şöyle bir cümle kullanmıştım. Şimdi ben kendim de öğrenciyken çalışmaya başladığım için çok erken yaşlarda sigortalı oldum. Tabii ki
O EYT'lilerden bir tanesi de benim. Evet. Dolayısıyla şöyle söylemiştim. Demiştim ki yani en azından kademeli olmalı ya da belli yaşa kadar. Çünkü düşünsenize birden artık biz çok... diyoruz ki 70 yaşında genç. Peki 70 yaşındakine genç derken bugün 43 yaşında, 45 yaşında... Emekli olanlara ne diyeceğiz? Aynen öyle. Ama tabii ki orada da kazanılmış bir hak var. Şimdi evet. Benim de baktığınız zaman 23-24 sene, 24 yıldır aşağı yukarı ben de çalışıyorum. Neticede bu hani 50 yılda olacak değil. Hak eden bir şekilde emekli olmalı. Ama iş hayatından çekilmemeli. Bizim evet. söylediğimiz buydu. Yani evet emekli olacaksa hak etmişse belli gün sayısını niye bir diğeri hayata daha geç başlıyor diye beklesin. Beklememeli. Evet emekli olmalı. Zaten iş gücüne büyük ihtiyaç varken. Evet yani zaten bir kayıp bizim sıkıntımız o. Birçok firmada hem de çok ciddi oranlarda EYT'li var. Nedir işverenin sıkıntısı? Aman bu EYT'liler de gitmesin. Gitmesinler. İşte onların gitmemeleri için desteklenilmeli veya evet. emekli çalıştırmanın daha fazla maliyeti olmamalı dedik. Evet. Yoksa 23-25 seneyi doldurmuş bir insan elbette emekli olmalı. Zaten EYT haricindekiler zaten yaşı bekleyecekler. Orada hı-hı. bir şey söz konusu değil. İş hayatı daha fazla teşvik edilmeli. Emekli bir insan daha değerli olabilmeli. Çalışıyor diye. Biz bu konuda söylemlerimizi dile getirdik. Maliyet açısından baktığınızda tabii ki bunun kıdem tazminatı evet. Boyutunda ciddi tabii, bir zorlanma kısmı olacaktır muhtemelen tabii ki. Elbette olacak ama bu da çoğu sadece... Çoğu firmanın bir yedek akçesi belli... olmadığı için bu noktada. Ya şöyle şimdi ben çeşitli yazıları okuyorum. Deniyor ki işte işveren bunu bilebilmeli. Şimdi işveren bir yılda %700 doğalgaza zam gelip %500 de elektriğe zam... Öngöremez. Ya, tabii %168'dir. %146 pardon. Bir %16 indirim yapıldı son dönemde ama... Şimdi bütün bunları öngöremez, pandemiyi öngöremez sizin göremediğiniz gibi. Doğalgaz zamlarını, elektrik zamlarını, şimdi 20 yıl önce aldığı bir adamın böyle bir dünya yok, böyle bir öngörülebilirlik yok. Dolayısıyla burada elbette iş dünyasının destek talebi olacak. Zaten iş dünyası bu elemanlar emekli olsun gitsin istemiyor. Biz nasıl onları tutabiliriz? Nasıl daha değerli kılabiliriz? Yani hem işverene maliyeti olmasın hem de emekli olan insanın maaşından kesilmesin gibi ki biliyorsunuz hani hem prim sayısı prim daha fazla artıyordu. Burada aslında söylemimiz o. Emekli ettiğimiz insanların iş gücünün devam etmesi önemli olan. Sanıyoruz ki bu noktada da bu beklentiyi de karşılayacak bir düzenleme gelecek diye tahmin ediyoruz. Değil evet mi? Zaten sırayla bunları açıklıyorlar. Sırayla orada destekleri vereceklerini söyledikleri, ilettikleri destekler sırayla tek tek açıklanıyor. Dün de açıklandı. Eminim yarın da açıklanacak. Kredi garanti fonun KGF'lerle destekleneceği söyleniyor. Bunlar geldiği sürece hiçbir hükümette, hiçbir devlette zaten işte şu kesim ne yaparsa yapsın demez. Karşılıklı onlar da iki tarafı da memnun etmeye çalışıyorlar. Ama hedef, amaç ne istihdamdan olalım ne de işverene bir sıkıntısı olsun. Ben bunun olumlu bir şekilde çözüleceğini ve bu sürece adapte olabileceğimizi düşünüyorum. Zaten neredeyse hemen hemen yeni rakamlara adapte olduk. Mecburen de olsa olduk. Evet uyum sağlıyoruz şu an. Evet 2023'e girerken birçok yenilikle girdik. Yani EYT rakamları geldi. Yenilik derken bu vatandaş için iyi bir şey ama sanayici için bir planlama yapması gereken bir süreç gerçekten de. Dolayısıyla kolay bir dönem başlamıyor. Ama belki son bir soru olarak şunu da sormak isterim. Siz de az önce bahsettiniz karbon ayak izi vesaire. Dünya artık bambaşka bir yöne doğru gidiyor iklim kriziyle. Evet. Ve 2021 aralığında açıklanan Yeşil Mutabakat belki
geçtiğimiz yılki hem ekonomik hem farklı sebepler nedeniyle tam olarak uygulanmasa bile bundan sonraki süreçte yavaş yavaş buna dair de biz üretim modellerimize yeniliklere girişeceğiz. Şimdi Paris İklim Anlaşması aslında tam anlamıyla uygulandı. Hatta Türk sanayisi bunun fazlasını da yaptı. Bu sadece sanayiyi kapsamıyor, bütün iş dünyasını kapsıyor. Artık dünya görüyorsunuz ilk defa belki de kar yağmadı. Yılbaşı evet. Böyle geçti yani. Değil mi? Acayip bir dönemdeyiz. Şimdi bunu yaşıyorken daha fazla dünyayı kirletemeyiz. Ama zaten bir süredir bunlar uygulanıyor. Gerek uluslararası bir takım anlaşmalar sebebiyle, gerek bizden ürün alan firmaların attığı imzalar dolayısıyla biz zaten aslında bu yeşil üretimi çok başarılı bir şekilde götürüyoruz. Karbon ayak izinde ben Türkiye'nin çok başarılı olacağını düşünüyorum. Bilhassa sanayide. Diğer sektörler daha çok fazla haberdar değil. Çünkü bunlar da çok ciddi yatırımlar. Bugün tabii, tabii. Çatılara yaptığımız solar enerji her ne kadar destek istesek de çok ciddi maliyetler. Örneğin TKDK desteğinden hı-hı. yararlanamıyor OSB. Niye? İşte kırsal alanda değil. Ya kırsal evet. alanda değil. Sanayiye zaten bu yapılacak. Yoksa Sanayi Bakanlığı destek veriyor. Yerli panel bakıyorsunuz. Yerli panel yok. Yabancı panel alamıyorsunuz ya da alıyorsunuz ama desteği yok. Yani sürece uyum sağlanmaya çalışılıyor. Bizler buna uyum sağlıyoruz ve burada tek beklentimiz var dünyada adalet. Yani benden ürün alan adam eğer benim ürünümün yeşil üretime uygun olmasını bekliyorsa o zaman bir diğer ülkeden de ona göz yummadan alması gerekiyor. Yani ben buna çok ciddi yatırım yapıyorum. Çok ciddi rakamlar ve onu üretiyorum. Ama aynı ürünün muadilini bir farklı ülkeden ki örneklerini biliyoruz. Hiçbir şekilde bunu uygulamadan alınırsa orada işte adaletsizlik oluyor. Bu konuda devletimize güveniyoruz. Çünkü devletimizin burada yaptırım gücü çok önemli. Biz bunu ilerleyen zamanda çok daha net göreceğiz. Ama bize uygulananın bilhassa burada ülke ismi de belki vermeye gerek yok şu an için. Onlara da uygulanmasını bekliyoruz. Biz kendimize bu konuda güveniyoruz ve olması gereken o. Şimdi yaz geliyor. Su ayak izi en büyük problem. Yani su yok. Su yok. Aynen öyle. Hollanda'da sorun var. Kışın bile yok ki yazın nasıl olacak su? Hollanda'da sorun var. Dolayısıyla bu uygulanmak zorunda. Zaten aklın yolu bir ama bize uygulanan herkese uygulanması gerekiyor. Buna katılıyorum ve yavaş yavaş şeyinin sonuna geliyoruz. Hı-hı. Türkiye yüzyılı diyoruz bu yıla, bu yüzyıla. 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100. yılı. Hı-hı. 2022 yılında tüm dünyada gösterdiğimiz gerek bireysel, gerek liderlik, gerekse uluslararası anlamdaki teknoloji başarılarımız gerçekten de ses ve söz getiren çalışmalar oldu. Ve 2023 Türkiye yüzyılı diyoruz. İnşallah bambaşka bir yüzyıla giriyoruz ve Cumhuriyet'in 100. yılında bir şeyler yapabilmek, toplum adına bir şeyler yapabilmek bizler için çok kıymetli. Çünkü insan bilhassa belli bir doyuma ulaştıktan sonra etrafına katkıda bulunmaya çalışıyor. Her ne kadar bireyler olarak huzurlu olursak, istikrar olursa, üretirsek etrafımız da bundan etkilenecektir. 2023'ün bu bağlamda Cumhuriyet'in 100. yılı olması dolayısıyla ben Türkiye için çok kıymetli olacağına inanıyorum. Teknolojik alanda da hep dedik teknoloji ithal etmeyelim, teknoloji üretelim. Henüz ben kapasitemiz kadar üretebildiğimizi düşünmüyorum. Dünya bu konuda çok uzun yıllardır çalışıyor. Biz daha yeni başladık. O konuda yolumuz çok uzun. Yapmamız gereken şey burada işte gençler devreye giriyor. Bunu yapacak olan Türk gençleridir. Ve Türk gençleri bugün dünyanın öbür ucundaki gençlerden birçok alanda da ne daha az eğitim almıştır ne daha kabiliyetsizdir. Türk gençleri dünyaya damga vurabilecek işler yapabilir. Aslında Cumhuriyet yüzyılının Atatürk nasıl gençlere emanet etmiş Türkiye'yi? Bugünleri öngörerek emanet etmiş, teknolojiye yatırım yapılması, genç beyinlerin desteklenmesi önünün açılması. Evet, gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dünyaya
Cumhuriyet'in 100. yılına damga vuracak olanlar onlar. Yaşayıp göreceğiz. Katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum katkı ve katılımlarınız için. Ben teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Sevgili izleyiciler, Neslihan Çelik Kalkoçlar'la canlı haber 5 Ocak itibariyle şu anda bitti. Yarın akşam yeni bir konuyla, yeni konuklarla ve yeni haber gündemiyle yine sizlerle beraber olacağız. Yarın saat 16'da canlı yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar.